aklıma merdane. Yarışıyor eşler şahane. Saydı yetişte başlıyor hadi. Mutfak bahane. Mutfak bahane. Bu hafta özel bir hafta. Çünkü Best of haftası yapıyoruz. Onları çok sevdiniz, çok konuşuldular. Hepsi ya birinci oldu ya birinciliği kıl payı kaçırdı. Ama bu hafta inşallah çok keyifli olacak. Antep'ten katmer ustası getirdim sizin için. Yufkalar havalarda uçuyor. Hadi bismillah hop. Bana bak bu katmer şarkı söyletir adama. Hadi söyleyin. Antep'in kalesine attılar fermanımı. Eman 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 kestiler fermanımı. Ağzınıza sağlık, teşekkür ederim. Biz sofrayı buraya istiyoruz. Ah, yer sofrası açayım size oraya. Benim kına gecem, nişanım, düğünüm içime sinerek olmadıktan sonra... Ama sen sevdiğin adamla evleniyorsun hayatım. Bence sinmeliydi. Eminim her şeyiniz güzel oldu ki şu an beni anlamıyorsun. Bizim kınamız falan olmadı ya. Zaten ikinci evliliğinmiş. Ne kınası ya? Bak ben hiç durumum yokken yaptım. Tek ailem yanımda olsaydı, ailem öyle olmasaydı da kınam falan olmasaydı. Ben olsam ana olaraktan karşımda ciğer parem var, kan ayaklı, bir de onu bırakıp da kocaya kaçmam. Burada kızın haklı bak, ben onu bilir, onu söylerim. Babaanne ona şart koşamaz çocuklarıyla alakalı. O çocuklar bu kadının. Kaynanası der, bunun suçlusu Ayfer Hanım. Bir kocası ölüp de bir tek evlenen bu dünyada ben miyim yani? Kezban abla, her şeyi yanlış anlayıp ortalığı karıştırıyorsun. Başka bir şey değil. Elinde oklama merdane, yarışıyor eşler şahane. Zahidi yetişte başlıyor hadi. Mutfak bahane, mutfak bahane. Biliyor musunuz, kilo vermenin en güzel yöntemi bu herhalde. Böyle oynaya oynaya gitsin dertler, tasalar. Gelsin mutluluklar, keyifler. Sevinçlerin aslanı alkışlarla geliyor. Elinde oklama merdane, yarışıyor eşler şahane. En iyilerin içinde olmaya layığım. O yüzden best of'tayım. Altınları kıl payıyla kaçırdık. Bu sefer bizim olacak. Tam altınlar eşimin boynunda. Nerelisin Semih? Kayseriliyiz. Ve Şirin. Yozgatlıyım. Ben katmer açacağım, sizi mutfağa alıyorum. Tamam. Ve Emre şefimi alkışlarla davet ediyorum. Mutfak bahane. Emre şefim hoş geldiniz. Hoş buldum. Vallahi katmerin bin bir çeşidi var burada. Ay bugün katmer mi açtırsam acaba kızlarla, biliyor musunuz? Evet. Siz evli misiniz? Evet, evliyim. Eşinizin tabağını bulabilir misiniz mesela burada bütün gelinlerim yapsa? Yok, bulamam. Bak koskoca şef diyor ki eşimin tabağını bulamam. Evet. Ama biz eşinin tabağına 5 lirana çeyrek altın veriyoruz, biliyor musunuz? Ya. Ya. Şimdi buradaki katmerleri söyler misiniz bana? Bu katmer? Çikolatalı muska katmerimiz var orada. Oh şahane. Burma katmerimiz var. İçerisi kaymaklıdır. Of 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 of. Ve? Burada klasik katmerimiz şimdi var. Şimdi onu yapacağız. Evet, şimdi onu yapacağız. Sade muska katmerimiz var. İçerisinde sadece fıstık ve kaymak var. Onu da şimdi biraz yapacağız. Biraz da şeker. Peki, evet. Hadi başlayalım usta. Hemen başlıyoruz. Ustam ellerini yıkadı. Evet, ellerimizi yıkadık. Hamur açarken çok zor olduğu için eldiven kullanmıyoruz. Bu arada Antepliler ekran başına. Bak Antep deyince katmer geliyor akla. Siz nerelisiniz? Gaziantep. Ah işte, ne diyeyim? Katmer ustası getirdim sizin için.
Yufkalar havalarda uçuyor. Vallahi of of of. Bir tane yırtık yok maşallah, benim nazarım değmez inşallah. Vallahi nasıl güzel yapıyorsunuz ya. Çarşaf olsa bu kadar olmaz. Daha buradan sarkıyor bir de, siz görmüyorsunuz. Ay dur, benim kartlarım nerede? Koy altına gazete oku. Vallahi biz şöyle yapıyoruz. Şunu bir göreyim tamam, altında. Bir saniye şöyle. Vallahi arkasını çevirsem daha da orayı da göreceksiniz. Nasıl ince. Maşallah. Ne var? Hamurunda un, su ve tuz var. Tuz ya bu çok un, az oranda. Tuz. Bizde de var ama böyle olmuyor. Yani sert buğday unundan yoğuruyoruz bunları. Sert buğday unu. Evet. Bunun hamurunda yağ var mı? Hayır. Şimdi yine biz klasik katmermi yapıyoruz. Evet. Birazdan yufkasını yapacağız. Antep'in yeşil altını. Böyle bolca her tarafına eşit şekilde fıstığını attıktan sonra şekerimize nedir? Geçiyoruz. O süt kaymağı. Tepsimizi atıyoruz. 220 dereceye programlıyoruz. 5 dakikada çıkarıyoruz. Evde 5 dakikada kendi katmerini kendin yap. Un, su, tuz. Ama neydi unumuz? Sert buğday unu. Sert buğday unundan yapıyoruz. Evet. Un, su, tuz. Evet. Bekliyor mu bu hamur? Bir gün dinlenmesi gerekiyor. Yani en az 6 saat. Gün. Yani bir gece geçirecek bu hamur, öyle mi? Evet. Baksana ama kağıt gibi ya. Sizin merdane de güzelmiş yalnız. Tabii. Dur bakayım. Ha bizim merdaneyle böyle açılabiliyor mu ya? Yoksa yani olay sizin merdanede mi? Bir bunu da dener diğer hamuru tabii. Diyeceğim. Bir bunu da dener misiniz tabii, ya? Tabii. Onu da bir yağlayayım. Güzel mi? Yani sizinki gibi değil. Tabii. Yemin ediyorum merdanede de olay bitiyormuş bak. Çok fark ediyor. Yok ya, yani yine bunu açmanın en önemli yerlerinden birisi merdaneyi iyi vurmak. Merdane yanlış vurulursa hamur istediğimiz gibi açılmıyor. Ama var ya ama kağıt siz gibi. Çözmüşsünüz. Yani nereye vuracağınızı da çok iyi biliyorsunuz. Ama öğrendim, öğrendim şefim. Ha. Vallahi helal olsun. Harika. Şefim hakkını helal et. Tebrik ederim. Şefim yüzüne mi vurdum ben? Harika. Harika. Şefim hakkını helal et. Tebrik ederim. Hadi bismillah. Hoppa. Harika. Vallahi öğrendim. Vallahi tebrik ediyorum. Ben var ya sezon sonuna kadar. Vallahi. İyi bir şef olacaksınız inşallah. Hadi bismillah. Hop.
Of of of. Bir defa daha havaya atıyoruz. Süper oluyor. Varsa bunu yapabilecek olan direkt 10 puanı aldı benden. Evet. Şu anda simit katmer yapıyoruz. Antep'ten harika lezzetler. Antep'in yeşil altınıyla. Dakika. Simit katmer 7 dakika. Aşağı yukarı aynı ama harika lezzetler. Katmerler bende. İkinci bölümü tekrar alacağım sizi. Tamam. Teşekkür inşallah. Ediyorum. Emre Şefime bir alkış. Şirin ve Semih. Evet. Ne yemek yapacaksınız bize? Pizza yapacağız. Şalgamlı bulgur salatası yapacağız. Bir de eşim krep sarması yapacak. Krep sarma. Sen aha, yapacaksın. Tatlısın, aynen. Evet, peki canım. Kim gidiyor? Ben gideceğim. Hadi gel o zaman Şirin. Ben okuyacağım. Gel sen de öne. Hiç susma ama Semih. Aynen bol canım. Bol bol o iş bağır, benim tamam mı? Hiçbir şekilde susmuyorsun. Şirin bağır, oradan başla istersen. Kadar bağır. Şuradan tamam. Başla. Şirin evet. Senin için sayıyorum. 3, 2, 1 fırla. 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 Un, süt, maya, şeker, kaşar al. Salam, sucuk. Kaşar, salam, sucuk, margarin, krem şantal, kakao, vanilya, koş hadi koş, şalgam al, şalgam, şalgam, son, kesilmiş biber, krem şanti, çık, çık, 7, çık, 5, 4, ben ağzım ağrıdı bu ağzım. Aa, çıktı vallahi bravo. Beni yordu. Hiç unutmadım ya. Gel hemen. Hadi gel. Yayayı bulamadım ama onda mecbur kuru. Vallahi çocuk senin kadar yoruldu. Oo hepsini almış maşallah. Hadi ağzını bakalım almış. Ketçap aldın mı? Ben sana dedim ketçap mayonez diye. Ya. Tamam ketçap mı eksik? Hadi. Var mı başka bir şey? Yok başka bir şey. Hadi o zaman hemen ortaya. Hemen ortaya. Hadi cezalarını çeksinler. Şimdi Şirin ve taktık kulaklığı Metallica müzik dinletiyoruz. Bir şey duymasın. Bağır tamam yok. Çok bağır. Ha, şimdi Semih seni duyup duymadığını anlamak için az önce söylediklerimi söyle bakayım. Haftada 3 gün maça gideceğim. 3. Ne 3? Tüm maçları izleyeceğim. Televizyon hep benim. Söyle söyle duymuyor nasıl olsa. Kesin duymuyor yani. Duysa bırakır. Kaçta gireceksin? Başladık mı? Eve 12'de geleceğim. Başladık mı? Başlamadık başlamadık. Niye dalga geçiyorsun benimle ya? Allah Allah. Hadi bakalım. Ver müziği başladık. Dam 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 nam dam dam ne? Dam nal dam lan dam lan. Dam dam lan dam dam tamam güç 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 alışkanlık alışkanlık ne alışkanlık alışma alışkanlık alışkanlık evet macera 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 hadi dudak okuyabilir misin evet bulut, bulut. Ne? Odun. Odun. Bulut, bulut. Ne? Bulut, bulut. Bulut. Tamam. Sakal, sakal, sakal. Sakal, sakal. Çanta. Çanta, çanta. Çanta. Ne? Çanta. Çal. Çanta. Sen çanta. Çanta. Salıncak, salıncak. Ne? Salıncak, salıncak. Salla. Salıncak. Salla. Salıncak. Salla. Salıncak. Salıncak. Dokuz. Sürahi. Sürahi. Şişe. Sürahi. Beş. Su. Sürahi. Su. Sürahi. Sürahi. Bir. Sürahi. Sıfır. Son anda evet. Yoruldum ya. Kıtlağı patladı. Ulan çıkart kulağından çıkart. Yalnız Şirin kaç odunu oldun? Anında bildi odunu. Tam ağzını okuyordum odun.
çıktı. 10 tane mi bildiler? Hadi kaç canım tane? Süper. O zaman verdim eksikleri, hadi yemeğe gidelim. Ve Best Of'tayız Salı bugün. Ve Semih, Şirin bize şahane yemekler yapacaklar. Hadi başlayın Şirin. Tamam. Çırptın. Evet, sonra kakaoyu koyduk. Sıvı yağ. Sıvı yağımızı koyduk. Ondan sonra unumuzu koyuyoruz. Sanki o biraz katı ayrıcılık olmuş gibi. Sütü soğana koydu ya, içinde pırtılaştı. Sıçlıyor işte, kap derin değil ya, sıçlıyor. Başka bir şey yok, olacak o kadar artık, ne yapalım? Tamam, o iş bende o zaman. Siz, o iş niye bende. Derin bir kap almadın ki o zaman? İlk önce her zaman sıvılar konulur. Ben sana söylemedim ilk önce sıvılar koy, ondan sonra diğerlerini koy diye. Öyle bir şey demedim. Dedim, nasıl demedim? Önce ya? Önce tozlar konulacak dedin, sonra hiç sıvılar de koyacak şey dedin üstüne. Hayır. Sen bilmiyorsun. Evde kaç kere anlattım, söyledim. Tamam tamam diyorsun, buraya gelince hiç aslı yok. Elimden gelen bu. Beğenmiyorsan gel kendin yap. Yaparım. Ben her yere yetişirim, sen kendini yorma. İyi o zaman, bırakıyorum, gel. Bir yandan kendi işime bakıyorum, bir yandan sana bakıyorum. Hadi. Beğenmiyorsan gel kendin yap. Yaparım. O zaman gel kendin yap. Yaparım, bırak. Aa. Bırak, çekil oradan, çekil. Tamam, gel. Gel sen buraya gel. Tamam, gel. Gel hadi, geç. Semih ne oldu? Beğenmiyor yaptığımı. Ay, isyan etti çocuk. Gel, hamuru da yiyeceksin, tamam mı? Yiyorum ben hepsini, ben yaparım. Yaparsın, senin o zaman bekle. Ne işe yarıyor? Tabii yaparsın. Aa, çok fena. Hepsi şey. Benden bekliyorsun. Tamam, ben burada sana yardım ediyorum bak. Kukla gibi durmuyorum, süs gibi durmuyorum. Elimden geldiği kadar sen yapıyorum bak. Sen kime laf atıyorsun? Keşke süs gibi dursan. Emin abi. Emin abi mi? Adam hamur açtı burada ya. Ya ne diyorsun Semihciğim ya? Ben kukla gibi mi durdum? Bütün her şeyi ben yaptım. Ayfer abla bir açtı şey hamuru. Abi en ya. Son geldi oklavayla ben açıyorum. Boş boş kadına burada durdun, ne ya. Yaptın? O kadar yaptı, emek verdi. Emin sen sopa gibi duruyorsun, ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Her şeyi ben yaptım maşallah. Şunu aç, bunu getir. Yoğurdu özele, soğanı doğra. Pancarı doğru. Hepsini ben yaptım. Bunu da ben yapıyorum tabii. Hı. Bir saattir eline aldın tırıt 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 tırıt. Sen de basıyordun burada tırıt tırıt tırıt. Doğru. Ay. Senden örnek alıyorum şu an. Can devam eder misin? Biraz daha konuşursan aynı ona döneceksin ya. Sus, devam, devam ediyorum. Aa, ben Allah ne yapmışım Allah. Da bana dönecekmiş. Aç, bu yeter mi? Bak yeter mi, hani biliyordun ya. Görüyor musun? Biliyordun ya, bak yeter mi? Aşkım bir kontrol eder misin? Olmuş mu? Beğenmiyorsun ama. Bir de biliyordun sen kontrol ya, et. Biliyordun ya, ne oldu? Buna birazcık daha un koyman gerekiyor, biliyor musun? Çok az bir şey daha koy buna. Ne kadar? İki kaşık, üç kaşık. Yavaş yavaş koy ama kontrollü koy, tamam mı? Tamam, o iş bende. Ben kontrol edeceksem niye sana verdim ki bunu? Ben yapsam daha iyiydi o zaman ya. Sen yapaydın. Yapardım vallahi billahi. Yapaydın o zaman, niye? Ne kadar koyayım? Yeter. İki. Tamam. Bir çırp bir. Kıvamına bak. Olmasa biraz daha koy. Bu sefer katı olur ya. Sonra
tavadan unu koydu, bütün içinde topaklandı. Hiç de topaklı kalmadı. Sen oradan nasıl görüyorsun onun topaklandığını? Aha, ben buradan görüyorum. Bir gel bir de Şirin, buradan bak istersen abla. Şirin, sen yanına bile gitmedin. Sen nereden görüyorsun? Nasıl gitmedim ya? Baktım baktı ya. Sen o baktıktan sonra oradan sen iyi izlemiyorsunuz, eksik izliyorsunuz herhalde. Daha karıştırmadım, dur topağını. Bak bir daha koydu onu şimdi. Vallahi buradan tam net gözüküyor ama hepsi pütür pütür kaldı. Bir saattir dırıt dırıt olur mu hiç o ya? Ben hiç böyle bir şey görmedim vallahi. Ne yapsın, ancak kıvam tutturacak. Ayfer abla, oradan sudan paramparça hamur çıkardın. Şimdi gelmiş benim krebime laf söylüyorsun ya. Tamam mı canım, bak. En azından bak, senin gibi pita, paramparça pita bir hamur çıkarmadık biz ortaya. Yalnız o krep senin değil, eşinin, o yapıyor. Olabilir, biz o ya da bir ben. İkimiz fark biriz. Etmez. Anam nerede paramparça? Bir tane param, bir tanesi şey olmuş diye, kopmuş diye. Hepsini nasıl öyle yapıyorsun? Niye görmedik mi? Sudan çıkartamadın hamuru, parçalandı gitti. Nasıl? O bir tanesi oldu öyle. Yo, işte bir tane falan değil. Yalnız evet. Şirin Hanım, biz bugün yemek yiyecek miyiz? Hamur yok, krep evet olmadı. Siz halen bir saattir rende. Hepsi bizde kontrol altında, sen merak etmeyin. Sen hamuru evet ilk önce tutsaydın bari, hiç olmazsa. Tutmadığımı ne biliyorsunuz, gördünüz mü yaparken? Söyledin ya tutmadım diye. Ne istiyorsun hayatım? Yine bir tabak istiyorum. Ne istiyor? Bunun için tabak istiyorum. Tabak istiyorsun. Hayatım bak şöyle yap. Aha. Kız sen ev kadını değil misin? Ama ayrı ayrı koyacağım üst üste sırayla. Ya bir şey olmaz hayatım, şöyle şunu yanına koy, al sana tabak. Şirincim çok beceriklisin ya, durmadan Zayda Hanım gösteriyor sana. Neyi gösterdi? Her pardon şeyi. Neyi her gösterdi? Her şeyi. Neyi gösterdi mesela? Şu anda bile gösterdi. Sadece bir tabağı gösterdi, neyi gösterdi yani? Ya evde ben düzenli çalıştığım için, bu ortam alışık size olmadığım için böyle. Ben evde düzenli çalışırım. Her tabağım ayrı ayrı olur. Biz evde görmüyoruz ya. Bir tabağımı diğerine bulaştırmam. Burada da öyle yapmaya çalıştığım için olmuyor. Ters ya düşüyor. Ya bir de ikinciye geliyorsun. Nasıl böyle beceriksizsin? İkinciye geldim anlamadım ama ben burada tabakların falan yerini ezbere bilmiyorum sonuçta. Şirin Hanım, burası bir yarışma. Rendeyi bile yavaş yapıyorsun ya. Ne biliyorsun yavaş yaptım abla? Gözüm gel görmüyor. Gel daha hızlısını yap da senden göreyim. Gel. Gel. Benim zamanım da görürsün canım. Göreceğiz inşallah. Seni Kayseri'ye almayacaklar bu gidişte. Ben birinciye geldim, sen de ikinciye geldin. Bakalım, seni de göreceğiz. E tamam, göreceğiz. Hepinize gününüze şimdi göreceğiz, sıra şimdi sende görüşmeyelim. Ağzınız mikser gibi, sadece mikser mi elim çalışıyor, siz mi bak, çalışıyorsunuz elim anlamadım. Elim de öyle, görüyorsun değil mi şöyle şöyle? Nasıl hızlı yapıyorum? Şimdi Semih, ne yapıyorsun? Yumurtamızın sarısını aldık, Semih kremasını hazırlıyoruz. Gerçekçi. Yumurtamızın sarısını aldık. Şekerimizi tamam koyuyoruz şu an. Ne ve yapıyorsun peki sen? Kremasını yapıyorum. Tamam, dur şurada göster bana. Yumurtanın sarısını koydu. Evet. Gösterebildin mi sarıyı? Hah. Hah. Koy şekerini. Koyayım. Koy şekerini. Ha. Başka? Şimdi bunu iyice çırpacağız. Ay sen şunu çırpmadan bir şey söyleyeceğim. Hı. Sen bunu burada mı çırpacaksın annem? Nerede çırpacağım? Bunu başka bir yere koyaydın ya böyle. Bu şeye gelecek ya geri. İyi hadi peki. Şimdi sana bir şey soracağım. Şimdi en sinir olduğun şey nedir? Televizyon izlememe çok karışıyor. Ha sen, sana karışması mı? Ha. Ha, yok, sinir olduğum bir özelliği yok. Yok mu? Yok. Hadi canım. Yok mu gerçekten? Yok gerçekten. Şimdi beyler. Benim hiç yok. Ben karıma çok seviyorum. Böyle bir şey olamaz. Hiç eşinizle. Asla. O soruyu bana yönetmeyin. Yok. O kadar diyorsun. O kadar. Barış. Sen vallahi açık hanım köylü duruyorsun ama. Valla bende hiç geri vites yok. Hep birinci vites. Arkadaşları da göreceğiz görelim birazdan. Görelim. Var mı bir şey? Valla bende herhangi bir şey yok. Ben karımdan çok memnunum. Problemimiz de yok. Uğur bana Uğurcan sıkı sarıldığına göre. Uğurcan yalnız direkt. Yok. Yok. Var ya mı? Ya dürüst olun, canımı yiyin ya. Söyleyin varsa bir şey. Eli ayağı titriyor. Belki de vardır. Yok. Bunların, bunların hepsi arkasından salladı karılarını. Zayda Hanım. Hocam. Zayda Hanım. Gidince teyze git var canım mı? Hepsi. Ben? Hepsi. Hepsi. Sen hepsi. Ben? Aa. Ben Barış sorunca niye yok diyorsunuz madem? Bir tek ben hiçbir şey demedim. Ha ben sen mi demedin? Şey demedim, nerede oldu bu iş? Arkada kürüste konuştuk orada. Emin abi şu an sanki korkudan itiraf ediyor gibisin ama bence var gibi herkeste bir şey. Ben hiçbir şey demedim. Galiba hiç. Da siz hepiniz bir şeyler söylemişsiniz gibi. Seni savacağın niye sekiyor şu anda? Ben eminim eşim söylemiştir. Peki. Zayda Hanım hiçbir şey demediler. Biraz dertleştik oğlanlarla. Sizinle mi? He bizimle. Kezban abla dertleştiyse tamamdır o iş. Yani kızlar gelinleri hep atmışlardır artık arkasından. Neler söylediler Allah bilir. Seninki burada yok bir şey diyor ya. Dur bakayım Kezban'a Elmas'a ne dedi? Kezban abla, Kezban ablanın gazına gelip en çok benimki dert söyledi yanmıştır Zayda Hanım. Ne yapmıştı? En çok benimki yanmıştır dert eminim. Diyorsun. Aa. O zaman şimdi foyaları çıkacak ortaya. Buyurun. Ay. Yahu anneler bize bir yardım edin.
yılların tecrübesinden, ha, evlat yetiştirmişliğinizden veyahut da herhangi bir şeyinden şuradaki erkeklere bir yardım destek olun biraz. Lütfen. Bizim derdimiz büyük. Sıkıntınız, derdiniz ne? Benimki bu sürekli boş konuşuyor. Allah'ını seversen söyle Kezban abla. Benimki alsa o benim de öyle çakadı. O benim de içeri ben onlarla konuşuyorum. Boş bu kadar duymasınlar. Aman duymasınlar. Ya, bizim aramızda kalsın. Ya benimki duysa da olur, boş ver. Ne yapsam yaranamıyorum. 20 gündür dağ bayır taş çamur demeden gezdirdim dolaştırdım yok. Benimkinde de bir inat baştan var. Baştan kötü alıştırmışsın o zaman sen baştan. Ya benimkinde de bir inat var. Biz baştan da alıştırmadık ama. Ya bir dediğini iki yapma. Öf. Bazı yerlerde var ya restinizi çekeceksiniz. Başta siz alıyorsunuz ilin kızlarını depenize çıkarıyorsunuz. Şimdi de dert yanıyorsunuz. Aa, anladım da. Şimdi her tarafı gezdirdin gezdirdin diyorsun ki ne Gines der diyor. Ya ana anladım da. Şimdi çoluk çocuk bakıyor. Anladım mı? Onu da fazla dallamak istemiyorum. O yüzden bir dediğini iki yapmamaya çalışıyorum. Ulan bakıyorum yine aynı yine aynı yine aynı ya. Ben içeride konuşurum o bende. Yok ama söyleme ha gözünü seveyim. Sonra eve meve gidemeyiz yani. Ev almazlar mı? Söyleme. Halı saha maçlarına gidemiyorsun. Şey sen bu saatten sonra eve girersin bekle. Pazar günleri temizlikten evde oturamıyorsun. Ya sen şimdi bir şey söyleme. Vallahi bizim başımıza iş açma. Zaten ikide üçte gidiyoruz. Kapıyı var bir ikitler bir de dükkanla yaşamak zorunda kalmayalım. Ama bir şey söyleme falan diyorlar. İçeride hiç öyle davranmıyorsunuz. Bu kadar dertleriniz vardı. Niye hiç güllük gülistanlık gibi? Vallahi benim herhangi bir derdim yok Elmas Hanım. Nasıl yok ya? Yok. Niye söyleyemiyorsunuz? Evi, bunun bir de evi var. Şimdi nasıl gideceğiz eve? Ben sabah işe gidiyorum. Akşam geliyorum çocuğumla uğraşıyorum. Vakit bulamıyorsun demek. Anladın mı? Vakit bulamıyorum vakit aslında. Hanımla aslında tartışacak veya anlaşamayacağımız bir vakit bulamıyorum ben. Ya Barış abi sen de öyle bir şey söylüyorsun ki gözünü seveyim. Yani hiç mi insanın hanımınla ilgili bir problemi olmaz ya? Bu kadar olmaz ama ya. Bu kadar kılıbık olmaz insan. Vallahi billahi ya. Bunun gerçekten bak. Sen niye yeri kulağı vardır diye korkuyorsun falan mı? Yok mikrofonları kapatalım istersen bir de öyle konuşalım. Ya bırak abi ya. Barış ustam seninki geçimeyici ben biliyorum. Bak erkekliğin %99'u hanımlara yönelik kaçmaktır. Ona diyecek bir şeyim yok ama benim anlaşamadığım bir nokta yok. Çünkü ben karımı ilk başta gördüğümde aşık olarak evlendim zaten. Biz de aşık olarak evlendik. Ben o huylarını kabul ederek evlendim zaten. Onlar da size aşık olduk. Biz de aşık olduk canım. Sen de öyle bir şey söylüyorsun ki yani. Kendini övdü bizi yerlere gömdü. Aman ana bir şey söyleyeyim falan deme. Kızlar açın yoksa hepsini hepinize gömdü. Açmaz. Açtı. Buyur ana buyur. Buyur Kezban abla. Hepiniz Allah yardım etsin kardeşim. Amin Allah razı olsun. Hepiniz Allah yardım etsin. Zahide Hanım görüyor musunuz? Arkamızdan nasıl atmışlar? Kız var ya. Yani evde. Ha bulmuşlar anneleri. Evet evet. Vallahi içlerini dökmüş ama Barış sen çok fenasın. Dışarıda ben da anneler kurtarır onları. Ben geri vitesini yaptı ya. Yemin ediyorum var ya. Hayır daha iyi geri vites yapamadım. Ben biliyordum ama en çok bu dertleşmişti. Ben biliyordum. Hayatımda böyle bir U dönüşü görmedim. Vallahi billahi. Ben çok memnunum. Yok benim bir problemim yok. Emin abiyi ben gördüm göreli böyle bir şekilde girmedi. Sen şimdiden yalakalığı yaptın yanlış anlama ki nasıl olsa bu yayınlanır. Hesapladım. Abi ben dün de aynısını söylüyorum hala aynısını söylüyorum. Dedim boşluğa düşmeyelim biz yine yapalım yalakalığı. Hayır abi yok öyle bir şey. Ya Kezban abla bir şey söyleyeyim Allah yardımcınız olsun dedi. Bunlar hapishaneye mi düştü Allah yardımcıları olsun? İç çamaşırı falan kim getirecek? Bir yere gidemiyormuş bir yere çıkamıyormuş. Ben değilim o. O ben değilim ben inadından ben inadından. O ben değilim. Almasaydın inat inat inat. Benim kadınlar anasına dertlenmeydi. O oranlar dertlenen olmuş. Nasıl bir dünya olmuş bu? Kezban anne. Nasıl bir adalet olmuş nasıl bir hayat olmuş. Ben şok oldum vallahi oranlar anlattı. Atınca. Kezban anne nasıl adam sokağa dışarıya çıkamıyor? Dörtte eve giriyor adam. Daha mı sabah mı kalmış? İşten dolayı. Daha dörtte eve giriyor adam tamam sabah mı kalmış? Tamam da ana bunu? İşten dolayı dörtte eve geliyor. Dörtten sonra da sabaha kadar dışarıda mı kalacak bu? Dışarıda niye kalsın adam evine geleceği? Dert yanıyor ya. Dert adam doğru söylüyor. Eve gidemiyoruz diyor. Ölmüş de bunların ağla yanıyor. Eve gidemiyoruz diye orada biz benim değiliz. Benim gördüm koca bak, kadın bak, eve orada kalkmaz. Bir tane. Bak orada bir tane oradaki sisi dedi. Var bak orada şu anda kek yapıyor bak. Evden çıkamıyoruz ses, diyen o. Ses çıkartmıyor bak. Üç gün maça gitmek istiyorum diyor. O bugünden sonra hiçbir yere gidemez. Maçı bırak hiçbir yere gidemez bugünden sonra. Hayatım senin kocan kaçta eve gelebiliyor mesela en geç? Benim kocam 12'den sonra giremez eve. Oo. Şöyle bir çizgi var. 12'den sonra gelirse kapıda bekler. 12 de uzun bir süre. O da uzun bir süre. O kadar da ama değil. Ama her gün çıkmam ki. Öyle ayda yılda bir kere çıkarım. Bunu iki gün yaparsa evet sokakta yatar. Yatırmışlığı da vardır arabada. Ben ne diyeyim ya ben melek adamı almışım. Bunlar ponçik ya. Seninki evden çıkmıyor annem. En az çıkayım. Ponçik bir tane alpaslan var evde. Dışarıda ne işim var benim?
Kız en çok seninle ilgili konuştu zaten. Ben zaten en baştan ne dedim? En çok benimki dert yanmıştır dedim. Vallahi sen tanıyorsun kocanı. Vallahi tanıyorum tabii. Ben şikayet kendimi de tanıyorum. Şikayet ediyor mu öyle herkese? Ya sanki 20 gün gezdirdi de beni. Kendi gezmedi mi sanki? Ha. Ya, kendi gezmek istemeseydi şey beni hayatta gezdirmezdi. Nereye istediysen götürmedin mi seni? Sen gezmek istedin de götürmedin. Nereye istediysem götürmedin mi seni? Gezmek istediğin için. Ne yemek istediysen yedirmedin mi? Yemedim, yedirdim, gezmedim, gezdirdim. Yediğim lokmaları sayıyor bak şimdi de. Yapmayacaksan niye aldın? Bak bak yedirdiklerini tamam da abla, söylüyor. Ne yediğin istiyorsa içtin, onu yapıyorum. Muhabbette bile derler ki yediğin içtiğin senin olsun. Anlat gezdiğini. Tamam senin olsun canım, Allah Allah. Biz bir şey mi dedik? Yediğini konuşuyorsun ya şu an. Ya yediğini konuşmuyorum. Yani gezdik, orada dolaştık. Orada gezerken sen de benimle gezdin. Ben seni gezdim. Ben seni gezdirdim bir kere. Benim gibi kızlar gezdin, daha ne istiyorsun? Ha, kıymetini bil. Akın efendi. Tamam da Zeyda Hanım. Sen her sene gezdiriyor musun böyle? Her sene. Her sene fix. O zaman bir şey söyleyeceğim. Benim bir çıkış yolum daha varmış. Onu ona helal olsunsa o sene de hani her sene diyor ben her ay gezdiriyorum. Bana taş takmanız lazım. Her ay nasıl gezdiriyorsun vallahi ya? Vallahi her ay her ay bir yerdeyiz. Vallahi burada malin mahsul duruyorsun. Ben seni hiç mi gezdirmiyorum yani? Bir kere de sen söyle şimdi bak. Sen Emin asıl karına boş konuşuyor dedin. Evet, o ne demek? Şimdi boş konuşuyor demiş ya. 27 sene mi oldu biz evleneli? Evet. 27 senede sen bir kere beni götürdün. Bu sene bir kere, ne? Bir kere. Semih, şu anda eğer karısının tabağına 5 verirse çeyrek altını verdim gitti. Benim karım bir kere ince sarar da. Hı. 5 puanı yani çeyrek altını kime veriyor? Antep'ten Emre şefim geldi bizim için. Bize şahane lezzetler yapıyor. Şimdi ilk bölümde bu klasik katmeri yaptık. Klasik katmer yapmıştık. Ve? Şimdi simit katmer yapmıştık. Simit katmer yaptık. Şimdi ne yapacağız? Çikolatalı muska, çilekli muska, sade muska katmer yapıyoruz. Çilekli, çikolatalı, sade muska yapıyoruz. Evet. Hadi buyurun o zaman. Bu arada geçen defa bu merdaneyi söylemiştiniz. Bu defa bunu bırakıp gideceğim. Ha. Kayınvalideniz de misafirinizmiş. Ay evet. Evde börekler yaparsınız. Ay bayılırım. Şimdi demek ki olay biraz el lezzeti ama önemli olan merdaneymiş. Teşekkür tabii ediyorum. Vallahi kayınvalideme güzel. Ben bunu şimdi burada kullanırım. Yazın giderken alırım. Bol bol kayınvalideme güzel yemekler yaparım inşallah. Vallahi bak bu katmer şarkı söyletir adama. Hadi söyleyin. Antep'in kalesine attılar fermanımı. Eman, 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 astılar fermanımı. İki koldan bir yandan kestiler fermanımı. Eman, 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 kestiler fermanımı. İki koldan bir yandan kestiler fermanımı. Eman, 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 kestiler fermanımı. Ağzınıza sağlık, teşekkür ederim. Biz sofrayı buraya istiyoruz. Ah, yer sofrası açayım size oraya. Yarım katlıyoruz. Memleketimin her yerinde şahane lezzetler var. Antep'in yeşil altınıyla geldi ama ustam. Yarın ben de o yeşil altından kullanacağım. Kullan hayatım. Kullan. Yeter ki aynı lezzet olsun. Of of of. Zeyda Hanım nar gibi kızartmış, kendi elleriyle pişirdi. Ben hiç karışmadım. Yalnız bir tebrik şey söyleyeceğim. Ediyoruz. Çok onu tebrik güzel ederken buradakini yakmayalım. Bunun yerini değiştirsek hemen mi? Hemen onu alalım. Heh. Şimdi bunu üste alalım mı? 5 dakika. 5 dakika. Aman 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 sevdim beyaz gelini vay vay. Aslanım bir tanem sev.
Aman gelin ömrüm çok olsun vay, haydi de gelin ömrüm çok olsun. Bin yeşil altınıyla geldi. Maharetiyle geldi. Yufkasını açtı. Yeşil altınlı şekerini serpti. Şimdi süt kaymağını koydu. Üzerine şimdi çikolata. Çilekli olanların çileğine devam ediyoruz. Ha böyle bütün koyuyorsunuz. Evet. Antep'e, Antep'ten bizi izleyen herkese selam olsun. Mutfak bahane. Onu karıştırmadın mı Semih? O karışmadan pişer mi ya? Tamam. Öncekinde de görmedin mi ya? Unuttum. Neyi unutuyorsun Semih? Unuttum, sessiz. Şunu al ya. Sessiz ol ya. Tamam, ne bağırıyorsun? Sessiz olsun. Ne? Ver bir de yiyeceğim. Çabuk ya. Tamam, oldu. Bir kere tatile götürdü, bir kere. Ya. Zayda Hanım bu... Bir kere gitmiştir, bir kere götürmüştür. Sor bakayım. Böyle piknik miknik falan? Ha, piknik öyle gideriz yani, tamam da. Köye de götürdüm birkaç sefer tatile. Zaten köyden gelmişim. Köyü ben ne yapayım tatili? Yani köyden gelmişim zaten yani. Doğru söylüyor. Doğru yani. Değil mi yani? Tabii ki de doğru. Bir de boş konu. Neyi boş konuşuyorsun ya mesela? Boş konuşuyorsun derken hani yerinde konuşuyorsun. Hani... Boşun açıklamasını yap bakalım bir şurada. Boşun açıklaması şimdi mesela dengesiz konuşuyorsun demek istedim ben, anlatabiliyor musun? Sen anda patlatıyorsun yani. Sen dengelisin, ben dengesiz miyim? Demek ki ikimiz de birbirimizi bulmuşuz. Yani burada da yani yine bu programda kavga edek yani, oldu. Dur bakayım şimdi size devam edeceğim ama ne oldu Şirin ya? Vallahi ne olduğunu ben de anlayamadım ki. Buraya siz buna dalmış. Siz bu mevzudan mı kavga ediyorsunuz? Yemekten mi? Yok yemek. Dur sıcak bir göster mı? Bana ne yaptı? Ay sıcak mı? Zayda Hanım Şirin patladı galiba. Hayır bir Şirin oluyor patladım, burada. Ben patladım, uçuyorum. Göster bakayım ne tutalım o? Mı? Bu şalgamlı bulgur salatasının bulgurunu şimdi haşlıyoruz. Şöyle bir göstereyim. Şalgamla pişiriyoruz onu. Bizim Şirin sakın ağlama. Aynen var. Ya. Sakın ağlama. Şirin yüz ifaden değişti hayatım, sakın ağlama. Niye? Yüz ifaden değişti otomatikman, eşin yapamadı diye. Yok, bayağı eşinin kızdın. Alakası yok ki. Ama bayağı kızdım ona, bayağı üzerine gittin. Yani otomatikman senin de modun düştü. Yok işte modum düşmedi, ben çok iyiyim şu an. Valla buradan öyle görünmüyor ama. Öyle. Siz kendiniz orada sevinmeyin boşu boşuna ben kötüyüm diye. Semihciğim nasıl gidiyor? Benim eşim siz mi? Ya da Emin abi mi? O ne demek kız öyle? Emin abi dün hiçbir şey yapmadı, boş boş gezdi. Benim eşim en azından pastayı tek başına hallediyor. Ne oldu? Bize niye sürekli laf atıyorsun acaba? Sizin gününüz geçti, bir tek sizi gördük ya onun için. Şirin bizi mi rakip görün yoksa? Hayır, sizi niye rakip göreyim? Daha mı iyi ben performansım var yani? Ben varken siz rakip görünebilir misiniz? Daha mı iyi performansınız var şu anda sizin? Yağı sonradan kattı Semih. Ne yaptığını kendi de bilmiyor bak. Ya Şirincim bize laf yetiştireceğim diye ortada hiçbir şey yok hayatım ya. Niye hiçbir şey yok? Göremiyoruz bir şey. Kaynıyor, hamurum burada, pizzamın malzemeleri doğranmış, kekim orada hazır. Ne? İnşallah bugün yer miyiz ortada o pizzayı? Ortada olmayan nedir söyler misin bir? Pizza yok. Daha açmadın hayatım. Açacağım. Hamurun ağzı açtık. Siz soğuk yemeğini en sona bırakıyorum onu. Reis sen bu saçları evlendikten sonra mı döktün? Yok, evlenmeden önce.
Evlenmeden önce. Resimleri de var, evlenmeden önce döktü. Abi kalanı da herhalde bugün dökeceksin bu gidişle. Önemli değil, eşime feda olsun. Aa bak düğünde. Aa burada saçlısın abi. Hayır, nasıl yok? Hayır, orada sprey var, sprey. Ya bırak şimdi. Sorabilirsiniz. Bu nasıl sprey ya? Biz kuaförüz hayatım. Bu nasıl bir sprey? Ben de şuraya kuaförüm ve sprey var orada. Sırma saçlım. Siz demek ki... Ayakkabını mı boyattın kıza sen? Ya? Nasıl resimler ya? Boyarım kocam değil mi? Sizinkileri evde kim boyuyor? Bu nasıl resimler Şirin? Bu nasıl resimler? Başım mı ağrıyordu yatmışsın? Fotoğrafçının verdirdiği bir poz. Abi bu burada saç gülleştirici sprey falan yok. Burası saç. Bak yok, bu tamamen saç. Kaç yıllık evliydiniz özür dilerim? 5. 5. Semih 5 senede böyle olduysa 10 senede ciğer gider. Siz şuraya kaçırıyorsunuz. Diğer 10 sene karaciğer. Sevgiliyken de öyleydi. Sen böyle iflas edersin kardeşim. Bana diyorsun da senin saçlar da gidiyor şu an. Benimki var ya evlendiğimden beri böyle. Gider benim eşimin yok, gider evlendiğimden böyle. Beri öyle. Niye aynı kabullenemiyorsunuz? O işi biz yapıyoruz biz. Tamam, böyle ben bir şey yapıyorum. Yapamazsın. Ya saçın sahibi burada ya. Aynen öyle. Semih. Sen de hiç karına falan bir şey demiyorsun ha. Oğlum saçlar senin değil mi? Söylesene. Karım doğruyu söylüyor. Bir de düğünümüzün alışverişinde biz dayak yedik. Aa. Ya esnaflar toplandılar 200 kişi falan. Babamla para eşime. Vermediniz mi? Hayır, para niye değil. Niye dayak yiyorsunuz ya? Biz şimdi düğün alışverişimize gittik. Eşimin damatlığı buz mavisiydi. O zaman çok yeni çıkmıştı. Yeni çıkıyordu ortaya. Hiçbir yerde yoktu. Küçük kaynım var, eşimin küçük kardeşi. O da o zaman çok küçüktü. Ben abimle aynı giyineceğim dedi. İlk önce takımı gördük, fiyatını konuştuk. Ondan sonra bir başka yere de bakalım dedik, çıktık. Oradan çıktık, hiçbir yerde bulamadık. Koskoca Kayseri'yi talan ettik, hiçbir yerde bulamadık. Tamam, döndük, geri geldiniz geri, oraya geldik. Adam bu sefer fiyatını iki katı söyledi. Eyvah. Mecbur olduğumuzu biliyor ya. Ondan sonra iki katı söyledi. Babam dedi ki biraz önce yarım saat ama önce buradaydık. Ama bu esnaflık değil. Aynen yarım bu saat. Bu esnaflık değil. Bir yapmayın. Saat önce buradaydık dedi. Fiyat nasıl değişti? O sırada adam döner bıçağı var ya. Aa. Dükkanda onu saklıyormuş. Onu çıkardı. Aa. O sırada eşim babama küfür etti diye adamın üstüne atladı. Hadi. Adamın eline koca döner bıçağı var. Bu ne cesaretse üstüne atlıyor. Orada dükkanı talan etti. Söktü etti. Rafları yerle bir etti. Kıyafetleri yerle bir etti. Oraları dağıttı. Ondan sonra oradan tam çıktık gidiyoruz. Arkadan bir ses geldi. Babamı döven kim? Arkamızı bir döndük. Oğlu ama arkasında bütün esnaflar. Rahat 200 kişi var. Ve bizde tek erkek babam ve Semih. Orada yani gerçekten sağlam. Çok iyi çıktık. Gerçekten çok yani oradan iyi sağ çıktık. Peki. Geçmiş olsun. Hepsi şimdi bu damatlık için mi oldu? Bir göreyim aynen. Şu buz mavisi damatlığı. Senin yüzün o yüzden mi hiç gülmüyor düğünde? Kimin? Senin. Yok, bizim ailevi sorunlarımız vardı ondan dolayı. Ama senin en mutlu günün niye başka bir şey düşündün ki? İşte öyle olmuyor ya. Yani bizim de bir sürü sorunumuz oldu, eksiğimiz oldu ama ben en mutlu günüm dedim. Emin ol benimki seninki gibi olsaydı hiç takmaz, eğlenir gülerdim ama öyle değil. Benimkinin değildi. Ne olduğunu bilmiyorsun ki. Yani ucunda ölüm yoksa eğlenmeliydin. Yo, önceki bölümünüzü izlediğim için seninkinin sorununu biliyorum. Yani aynı değil. Buna emin olabilirsin. Ama şu gelinliğin falan çok güzelmiş ama. Gelinliğim aslında hiç şey değildi ama. Neyi değildi? İdare ettik. Güzel görünüyor işte. Yok değildi. Vallahi neyini beğenmiyorsun? Her gelin çok güzeldir, merak etme, sen de çok güzel öyle olmuşsun. Ama ben mesela kına resimlerimi her yerde paylaşırım falan ama düğün resimlerimi kolay kolay ama neden? Çok güzel eşin almış giymişsin fıstık gibi gelinlik, neyi var ki? Önceden bunlar yoktu. Daha düz elbiseler, sade. Orası öyle. O dikişi zamana bakılırsa yırtık, o zamana göre çok çok iyi. İnsanlar tabii. Evde dikiyordu. Ama eskiye bence öyle göre kıyaslayamıyoruz konuşma. Değil mi? Şimdi ne modeller var, ne şeyler hayatım var. Hayatım fark etmez. Durum neye yetiyorsa onu alırsın. Bence yani o konuda eşine haksızlık yapmışsın gibi geliyor ama bilmiyorum. Yani ne kadar dışın güzel olsa da içim buruk olduğu için ne kadar güzel olsa da güzel değildi yani. Aileniz hayatta mı? Evet. Çok şükür. O zaman sorun yok. Ama işte sorun burada işte. Ailem yanımda, ailem hayatta olduğu halde yanımda değiller. Tamam işte, bende de aynı problem vardı. Kuşak bağlanıyor. Bağlayan kim kuşağını? Kuşağımı bağlayan teyzemin oğlu. Ama kuşağı baba bağlar. İşte bağlamadılar. Kremde annem yakmadı. Kuşağım babam bağlamadı. Yani varken yok oldular. Varken ama yok neden? Öyle. Eşimi istemedikleri için. Nişanda falan öyle sorunlar çıktı mı? Çünkü nişanında hani baktım elbisen kabarık falan. Hani gayet o da özenli bir nişan yani olmuş. Yani nişanında şöyle zaten baştan beri hiç istemediler. Biz eşimle 3 sene görüştük.
Ondan sonra aileme söylediğim zaman bazı sebeplerden dolayı kabul etmediler. İstemediler eşimi. Ben de direttim illaki olacak. Yaşım küçüktü. Eşimin işi yoktu. Mesleği falan yoktu. Direttim illa yani olacak. Yani haklı olarak. Ya mesleği yok değil ki. Şu an yani yani söylemek istemiyorum ama aldığım maaşı memurlar bile almıyor. O ama zaman yok. Mesleği baba, kızım. Yok değil. Sadece o an yapmıyordu. O zaman yoktu işte. Eşimin babası vefat ettiği için üniversitesini okuyamamış, bitirememiş, tamamlayamamış. Onun için de mecburen başka yerde çalışıyordu. Ama onun yerine siz o olaylar yaşandıktan sonra bence anneyle baba istediği yani ne kadar kovarsa kovsun kapıda sabaha kadar beklemelisiniz ki sizi hani kabul ettirmek, eşini kabul ettirmek için. Öyle çünkü olmuyor her anne Zeydim. Oluyor hayatım, yok, oluyor. Olmuyor. Çok yaşayan insanlar var. Uzaktan olduğu gibi kesinlikle olmuyor. Hiç öyle demeyin. Yaşayan olmuyor. İnsanlar var. Ben yaşadığım için biliyorum öyle olmuyor. Siz yaşamadığınız hayatım, için uzaktan öyle ya, uzaktan davulun sesi hoş gelir diye size şu an öyle geliyor. Ama sen kim burada, kimsenin ne yaşadığını bilemezsin. Belki benim de vardır. Ben anlatmak istemiyorumdur. Anladın mı? Yani hiç öyle değil. Anne aynı baba şey, bir şey hayır varsa, diyorsa zaten sen beni daha iyi anlarsın. Ama aynı sorun yok ki sen beni şu an anlayamıyorsun. Hayatım aynı sorunum var. İlla yok, açık açık değil. Konuşmayayım. Burada var hayatım. Aynı benim, sorunum var. Ben yani, babamın kapısında bekledim. Babam beni affetsin diye. Ben ablamın kapısında bekledim ki ablam beni kovsa da ben içeri girmek için. Yani o yüzden hani ya, burada hata sizde. Kusura bakma. Anne baba bazen sizin doğru diye gördüğünüzü yanlış görebilirler. Sizin bence doğru insanı bulduğunuzu ona kabullendirmeniz lazım. Yok. Öyle yani ailem yani kabullendi ama tanıdıktan sonra kabullendi. Öyle biri olmadığını anladıktan sonra kabullendiler. O zaman da o zamana kadar da zaten yaşanan her şey benim içimde kalmış oldu. Benim kına gecem, nişanım, düğünüm içime sinerek olmadıktan sonra. Ama sen sevdiğin adamla evleniyorsun hayatım. Bence sinmeliydi. Eminim hepin her şeyiniz güzel oldu ki şu an beni anlamıyorsun. Bizim kınamız falan olmadı ya. Kim o? Ben. Abi şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani kalbini de kırmak istemiyorum. Zaten kardeşim, ikinci evliliğinmiş. Ne kınası ya? Tam olabilir. Niye ya? Belki. Niye ben niye şey miyim? Niye olmasın? Kendin yapaydın. Yapsaydın, ben kendim yaptım. Tamam yaptım da. İlkinde de olmadı. Ben kendim yaptım. Olmadı. Yani. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Bak ben hiç durumum yokken yaptım. Arkadaşlar. Eşim hep siz söylüyorsunuz yoktu. Arkasında babası da yoktu. Tamam. Babası olmaya olmaya birilerinden sağdan soldan borç bula bula benim içimde kalmasın diye nişanımı da düğünümü de kınamı da en güzel şekilde yapmaya çalıştı. Tamam yaptı. Çok güzel ama bak şöyle bir şey var. Ama ne kadar yapılsa da bazı şeyler olmadıktan sonra içinde kalıyor. Evet çok bunu haklısın. Ama baktığı zaman yani, annenin babanın sana söylediği şeyler tek ailem yanımda olsaydı, ailem öyle olmasaydı, kınam falan olmasaydı. Diyorsun ki şu an kabul ettiler tanıdıktan sonra. En azından o tanıma sürecini bekleseydiniz. O süreçte bekledik, eşin de işe... Sene bekledik. Tamam yine bekleyebilirdin. Yaşım küçüktü diyorsun ve eşimin hayır, işi yoktu diyorsun. Hayır benim yaşım küçük. Onlar işte, öyle düşünüyordu diyorsun siz ya. Siz diyorsun ya kaç yaşında evlendiniz? 26. Bak ben 21 yaşında evlendim. Bize göre küçük bir yaş değil normalde. İşte size göre değil ama onların aynen, gerekçesi bu ya. Için onların gerekçesini çürütmek için biraz beklerdin. O süreçte de eşin işe girerdi. Hem onların gönlü olurdu hem de siz her şeyiniz istediğiniz gibi olurdu. Şimdi ben ailesi istemeye evlenmeyi kabul eden sen misin yani? Sensin yani. Ailesi. Benim ailesi istemeye niye derken istemeye olmuş düğünüme gelmeden şöyle böyle ailesi beni tanımıyor sen ki onların bende bir o zaman problemi yok. Oğulları yaydı problemi. İkna etmeye çalışsaydın. O benim ailemin yaydığı bir problem. Tamam benimkiler. Benimle alakalı değil yani. Hayır, seninkinin eşinle siz, problemiymiş. Siz daha demin çok yanlış ya bir bak, cümle kullandınız. Çoğu hani, insan kaçabilir hayır, değil mi? Düşünceniz, benim eşim kaçmamı bile istemedi ki teline doğru açacaksın diye. Kaçmaktan farkın kalmamış ki. Niye kaçmaktan farkın diyorsun kınamı yapmadılar, düğünümü yapmadılar. Daha demin söylediğiniz cümle kına çok yanlış. Her şey çok güzel oldu. Sadece annem yakmadı. Tamam. Annemin Şirin yakmasını tamam, aynı şey. Şirin kaçmaktan Hanım. Yoksa çok ne? Güzel de kınam Şirin oldu. Hanım, düğünüm çok güzel oldu. Daha demin söylediğiniz cümle çok yanlış. Sevip Bey size de söylüyorum. Ne söylüyorsun duymadım. Eşiniz. Tekrar söyle. Benim eşime Barış Bey'in ailesi sizi istemediği halde evlenmenizde aynı şey. Çok yanlış bir kelime. Ailemin düşünce yapısı çok farklı. Tamam senin ailen istememişsen evlenmişsin. Yani bak, senin ailen ben istemeyerek evlenmişsin. Tamam işte ben de istediğim oluyor, için evlenmişsin. Bizimki bak, isteyince olmuyor. Ama ben eşimin ailesinin karşısına işsiz veya bir geliri ya olmadan çıksaydım falan
Onlar da beni kabul etmezlerdi. Niye etmesin? Ne alakası var? Her ama şey para bir gelir yok ki ortada. Ne kızının iyiliğini düşünüyor ama yani anne baba. Hayır ama aynı şeyi ama söylüyor aynı şey size. Gerçekten ki, çok iyi bir soru sordu size. Siz de bekleseydiniz diyor. Ama bakın o bir bayan, o bir erkek. Aynı kıyaslama yapmayın. O bir bayan, o kesinlikle bir... Kesinlikle aynı şey değil. Erkek tarafıyla kız tarafı aynı şey değil. Onlar kızların iyiliği için istemiyorlar. Erkeği biraz bekleyin, yaşı büyüsün, sen de iş bul diyorlar. Ama Barış'ın ailesinin böyle bir şartı yoktu ve onlar erkek tarafıydı. Yani burada yalnız bir fark eden bir şey yok ki. Kalp kırmamak adına diyor. Kalp kırmamak adına konuşmuyor musunuz siz şimdi? Kalp kırmamak ailelerin kalbini kırmamak. Kalp kırmamak değil, Şirin'in mutlu olması için. Gerekirse kapılarını da ikna etmek demediniz mi? Evet, gerekirse. Ben bunu hiç demiyorum. Niye kız erkek ayırıyorsunuz ki? Bunun da ailesi aile değil mi? Niye kız erkek ayırıyorsunuz? Tamam söylüyorum. Tamam. Şirin her şeyi istediği gibi olsun diye. Benim istediğim gibi oldu zaten. Ben kapılarına gittim. Ama Şirin istediği gibi olmamış, ona yazık. Hayır siz de bekleseydiniz diyor. Bak bekleseydiniz diyor siz de kabullene kadar. Hayır aynı şey. Kesinlikle aynı şey değil. Hayır bence aynı şey. Fark eden bir şey değil. Senin ailen kabullenene kadar bekleseydiniz o zaman. Benim ailem mi? Hayır, eşinin ailesi. Sen hani istememişler ya. Farkı diyorsunuz ya bekleseydiniz. Şirin. Kaçmaktan farkın yok diyorsun ya. Seninki de resmen öyle olmuş. Sen de bekleseydin. Söyleyeyim mi farkı? Kapısında yatsaydın, barışsaydın. Ama farkı söyleyeceğim sana. Nedir? Senin ailenle muhatap karşındaki insan, eşin. Barış'ın ailesiyle ben muhatap değildim. Sen de muhatap olmaya çalışsaydın. İşte sorun burada. Bunu yine ben söylemektim. Kızım. Ben kız sen tarafıyım. Ben istenen tarafım zaten. İstenen ama taraf... eşin isteyen taraf. O muhatap olmak zorunda. Ben isteniyorum zaten. Niye illa ben ne diyeceğim? Beni alın diye yalvarmayacağım ki. Ama o ben kızınızı alacağım diye yalvaracak. Ya en azından benim ailem kınamda da düğünümde de istemeyerek de olsa oldu. Seninki gelme lüksünde bile bulunmamış. İstemeyerek oldu diyorsun ailemde. Neden mutlu değildin o zaman? Bir de şey dedin. Sadece eşin, ailemin... işte borç etti, her şeyi yaptı, etti. Bence onun hatırına biraz somurtmak yerine gülebilirdin. Hani burada bize şey zaten yapıyorsun, zaten falan diye. Zaten güldüğü yerleri var. Sadece o resimde olan duygusal anlar. Sadece orada bir konu olmuştu, onun için ağlamıştım. O duygusal anlar. Onda fotoğrafçı yok çekmiş, yani. Ben de silmeye kıyamadım. Yoksa çok güzel eğlendim. Ama az önce öyle demediniz. Hayır. Hani ukde kaldı, o yüzden siz şey burayı... değildim dedim. Hayır, biz sizin yani... yorumlarınızdan karıştırıyorsunuz, şey yapamıyorsunuz. Ben yeterince çok güzel eğlendim. Peki ama, kahkaha da var, gözyaşı da var. Aynen öyle. Hayat böyle bir şey zaten ama evet. Dilerim bütün genç kızlar anasının babasının hatırıyla rızasıyla tamam. Güle oynaya davulla zurnayla evlerinden çıkar. Kemerlerini babaları takar, analarının elini öperler. Öyle giderler kayınvalidelerine, öyle giderler eşlerine. Peki şimdi döndüm ne yapıyorsun hayatım? Devam edeceğiz. Birazdan... Nasıldı kınadaki durumumuz? Hatta kınada annesini bağladıydım. O da bir enteresandı, onu da göstereceğim size. Sen bunu mesela şey yapmadın, böyle dilim dilim yapmadın. Aynen. Farklı bunu, yapıyorsun. Aynen. Hmm. Bu farklı oluyor. Hamurunu nasıl yaptın bir anlatsana. Hamuruna ilk önce mayamı koydum. Bir kaşık tuz koydum, tatlı kaşığı tuz koydum. Hı. Bir tatlı kaşığı şeker koydum. Sütümü ve suyumu ısıttım. Yani çok kaynar değildi, ılık bir şekilde. Üzerine unumu kattım, yoğurdum, yarım saat mayalandırdım. Kaç derecelik fırında ne kadar pişecek? 170 derecelik fırında 6 kızaran, 6 üstü kızarana kadar. Bu arada zamanınız azalıyor. Vallahi bulgur olmuş gibi görünüyor. O bunun çok tuzumuzu... onun soğumasını bekliyorum. Ondan sonra tuzunu, yağını, iç malzemesini ondan sonra atacağım. Ha sonra koyacaksın. Hı ana sence haksız mı? Sence haksızlar mı? Bu kızın beklemesi lazım değil mi? Bu adam... Beni de onu diyorum işte. He. Şirin haksız. Bence gerçekten değil ama yani. Ne? Aile haklı. Ben de haklıyorum abi. Ben açık açık konuşuyorum yani. İstemem. Her ne olursa olsun annesi çok kötü. Annesi de ama annesi yani. Vefat etmiş, babası vefat etmiş insanlar var. Evleniyor, yine de yüzü gülüyor. Neden bir kere, bir kere kıyaslamayı şöyle yapman lazım. İşsiz güçsüzken kabul etmemiş, işi gücü var, devlet memurundan evet. Fazla para alıyor, kabul etmiş. Ediyor. Mantık ne? Hiçbir kimse bizim kadar değildir yani. Değil mi öyle abla? Ha bak yani, senin bacağın bizim, kesilir, bizim onun parmağı kesilir, onun ağrısı hepsine, daha fazla. Hayır, yılların verdiği şeyle konuşuyor. Biz de o kadar yıllar neler yaşayacağız Allah bilir yani.
şimdi. Gel dur, gel pizzamız bekle, oldu. Bulgur oldu. Krep de yapılıyor. Aşk sen onu şimdi bırakır mısın? Devam ederken, sen şunu doğra. Kız dur bir şey söylüyorum. Maydanoza şunu doğra. Bu yavru kuşumu bir güzelleştirdik, bir güzelleştirdik. Ama yüzünde gülücükle gözyaşının birleştiği anlar yaşandı burada. Kına gecesine götüreyim mi sizi? Fikrinden geç. Analık o kadar önemli bir şey ki. Ne olursa olsun kimse ananın yerini tutamıyor. İkinci kez kınama bebek. İkincisinde de annem yok. Ya ne güzel bakmışsın kocana. Peki sonra annenle konuştun mu? Ne? Konuyor mu? Ha. Yok izledi ne? Zaten. İzledi ne dedi? Aynen. Bir şey demedi. Ya kızın kalbin kırılmış. Yok. Hani yok yok. Demediler mi hiçbir şey? Baban? Yok o da. Ama herkes izliyor. Aynen. Nasıl bir şey demiyorlar ya? Orada izliyorlar, orada duygusal anlar yaşıyorlar, orada bir şey. Yavrum ya. Ama benim kızımın kalbinin bu kadar kırıldığını bilsem. Hani sen yüreğini açtın çünkü bana. Bu kadarını bilsem ne bileyim bir şey yaparım ben yani. Bilmem. Hiç yok konuşmadın ya. Baban? Yok. Annen? Annem de. Allah Allah. Hı-hı. Ben anlamıyorum ya. Vallahi anlamıyorum yani. Sadece ağladı annem. O da bayağı... Belki de o yüreğini attı. Aynen. Sorsam onun içinde de vardır bir şeyler ya Şirin. Bilmem. Belki. Şirin. Belki de bilemezsin. Sizinki dert mi yavrum? Benim hiç olmadı. Benim hiçbir şeyim yoktu. Ne olmadı abla? Bak vallahi, işte sorun bu. Yani siz olmadı yani, diyorsunuz ama olup benim, olmaması benimkisi değil. Benimkisi yanında senin derdin hiç kalır hiç ya, hiç. Olup olmaması değil abla. Ailemin yanında olmaması. Yoksa yani kına gecem olmuş olmamış i̇şte, ona üzülmüyorum ben. İşte benim de yoğdu. Benim aileyi bırak. Bütün koca Yozgat, koca köy bütün hepsi bir ayaklanıp karşı çıktı. Vallahi bilmiyorum ya. Herkesin derdi kendine derler ya. Evet. Bu öyle bir şey olsa yani gerek. Yani bu bir şey mi yani? Benimkinin yanında. Şirin, onun derdi de bambaşka. Eşi vefat ediyor. Bu arada oğlu kollarında vefat ediyor. Eşi vefat ettikten sonra yeniden evlenmek istiyor. Kaynanası diyor ki, eğer evlenirsen çocuklarına hasret bırakırım seni. Ve dediğinde yapıyor. Şimdi evlatlarına hasret. Hala. Yani. Zor. Herkesin ne hikayesi var ne hikayesi. 20 yıldır, 25 senedir çocuklarımı görmüyorum, hele ya kızımı. Seninki işte çocuk acısı, bizimki de böyle bir acı. Aşk acısı. Yani. Ama şunu bil ki var ya, hiç çocuk hiçbir şeye benzemiyor. Öyle. İlla ki çocuk yani, her şeyden önemli abla, orasını biliyoruz ama o yaşta da eşim çocuktu. İşte ben de çocuktum. Ayfer Hanım, niye kayınvalidesi izin vermiyor çocukları göstermeye? Yani bir kız çocuğu için anne göstermeye. Yine neyse ama baba yani hiçbir şeye... Vallahi ben burada Ayfer Hanım'a bir değineceğim. Ayfer Hanım, ben olsam ana olaraktan karşımda ciğer parem var, kan ayaklı, bir de onu bırakıp da kocaya kaçmam. Burada kızın haklı bak. Ben onu bilir onu söylerim. Hele kız çocuğu, iki tane evlat. Eğer ben o kaynana bana diyecek ki sana çocuklarımı göstermedi. Ben o ne evliliği yaparım, ne ilin oğluna bakarım, ne de kaçarım. Kaynana İmkanı kim ki bunu söyleyecek ya? Neden Kezben abla? Mutlu olmak hakkı değil mi? Genç mutlu bir kadın. Mutlu olmak hakkı canım tamam. Benim de ama orada bir ciğer paresi var. Bak ilin yeğisi olmaz, itin dayısı olmaz. Siz ne demek istiyorsunuz ya? Koca neymiş ya? Evlat bu evlat, ciğer pare ya. Ciğer pareyi orada koy, bir de kan ayaklı sen kocaya kaç ya. Ama... Abla koymuyor ki, evlenmek çocuktan vermiyor. Vazgeçmek ama değil ki. Ama kadın şart koşmuş, vermem, göstermem demiş. Ben o lafı duyduktan sonra ben kocalacağım. Ya Allah ya, Allah. Ben kapımın önünde erkek silik geçip ben. Kayınvalide doğru mu yapmış şimdi sen? Doğru yapmış. Doğru olur mu ya? Tamam evlensin demiş ama kadın demiş ki, bak evlen demiş. Kezben Hanım, ama dur. Şimdi evlenme demiş. Kezben Hanım dur. Sanki çocuklar senin gibi yüklendin kız Ayfer'e şimdi. Çocuk deyince benim bak tamam, çocuk. Tamam bizim de çocuğumuz bak, var. Bak, dur. Çocuk söz konusu olduğu zaman tamam, ben dayanamam. Benim de çocuğum var. Ben kimseye bırakmamış bir anneyim. Ama şimdi tamam onun da bir sebebi gerekçesi vardır ama bir hata bak, etmiş çocuğuna ama. Çocuğuna da sebep olmasın onu geçeceksin Elmas Hanım. Allah'ın ya Kezban seversen. Abla, ya, Kezban hata ana, yapmış Kezban ama. Ana, Elmas abla kusura bakma. O kızlar büyüyecek, onlar da kocaya gidecek. Bu kadın yine yalnız kalacak.
Ama ondan sonra evlensin kız, o bir ciğer para evlensin. Ondan sonra 50'den sonra evlense ne olacak? Anam bu koca ilim oğlu kız, koca bu. Evladı kim bıraktı ki? Kim bırakan kim ki? Ama sen bırakmışsın. Bırakan kim? Evladı ki bırakan kim? Evlat benimle beraber arkadaş gibi konuşup. Ama şimdi ciğerlerin yanıyor, yok kız ortada. Ciğerlerin yanıyor senin. Sonradan kafasına, beynine girip beynini sürekli yıkayıp da doldurmuşsa benim suçum ne? Ben dul kaldığımda kaç yaşındaydım biliyor musun? 26 yaşındaydım. 26 yaşında. İstersen ayvararım 20 yaşında ol. Bak hiç sen kızı kimse... bırak da koşarak. Kezban abla, babaannenin ne olursa olsun bu şartı koşamaz. Ne demek evlenirsen çocukları göstermem. O çocuklar kim doğurdu? Bu kadın doğurdu. Kocası da eğer öldüyse 3 sene sonra da evlense, 3 yıl sonra, 5 yıl sonra da evlense aynı şey. Babaanne ona şart koşamaz çocuklarıyla alakalı. O çocuklar bu kadının. Hayır, bir de ne biliyor musun? Sorun ne biliyor musun? Diyor ki bana yani şimdi. Dedi ki bana o zaman, Emin'le evlenirsen yani bunu yaparım sana diyor. Ne alakası var yani mesela yani? Benim annem babammış gibi ben söyleyeceğim, öyle evleneceksin dedi. Bence o bahanedir. Vermemek için, izin vermemek yani için. Yani işte herhalde öyle demeye getirdi. Bu konuyu unutuyorsunuz. Bak kadın demiş ki evlen demiş. Ama demiş bu şey, bu adamla evlenme. İyi de bu kadın da kimi istiyorsa, kimi seviyorsa onunla evlenecek. Zaten. Tamam da bu kadın kimi seviyorsa. Ama büyüklerin bildiği vardır. Büyükler kötü şeyi söylemez. Büyüklerin bir bildiği vardır. Bu kadın ikinci tamam, evliliğini yapıyor Kezban abla. Allah bahtiyar etsin. Ama kız çocuğu, kızlar bak siz bu kadın ikinci evliliğini yapıyor. 25 yıl olmuş, yanlış bilmiş. 25 yıl olmuş. Ama 25 yıldan beri bu kadın kanı alıyor. Ama işte o zaman diğeri yanlış yapmış. Kimin yüzünden kanı alıyor? Kimin yüzünden kanı alıyor? Eski kaynanası. Eski kaynanası. Kaynanası. Bunun suçlusu Ayfer Hanım. Hayır, hiç öyle bir şey yok. Ya Kezban Hanım, bir dur Allah aşkına, dur dur. Yani Ayfer Hanım neticede, Ayfer, yani alıp başını başka bir yere gitmemiş ki. Sevmiş, bir evlilik yapmış. Allah uzun ömür versin, 20 seneler yani fazladır da. Yani hata mı yani? Bir kocası evli. Ölüp, yani bir kocası babaannenin... ölüp de bir tek evlenen bu dünyada ben miyim yani? Sevmediği biriyle mi evlenseydi kadın? Ben şimdi Kezban ablaya bir şey diyeceğim. İşte kaçı gitti de şey yaptı, ben ne yaptım? Ben de ilk evliliğim Ayfer'le. İlk evliliğim bak. Dikkat eder misiniz? Yani adam bütün gençliğini söndürdü yani. Bir saniye yani. Herhangi bir yanlışım olmuş mu? Yani neydi, derdi neydi bilmiyorum, onu da çözemedim o kafayla. Ayfer Hanım, daha bir şey diyeceğim. Eğer sen o çocukların yanında gelsen kızın seninle mi gelirdi, kaynanan yanında mı kalırdı? Ya benim anayla mı gelirdi, ben yanıma götürdüm zaten. Yanıma götürdüm, yanımdaydı ben. Çocukları zorla almışlar, içeriğini biliyor musun? Evlendiğinde oradaydı. Geldi aldı götürdü. Annem gelin evinden aldı götürdü sakladı, bir daha o gösteriş o gösteriş yani. Hangi anladın babaannenin mı bunu yapmaya, ya da anneanne hiç fark etmez. Ne hakkı çünkü var ya? Çünkü niye biliyor musun? Benim babam, anam, babam şeydi. Kaynanan hakkı kimsesi var. Yoktu. Oğlu ölmüş. Onun da annemin oğlan babamın kaybetmiş. Kimsesi İyi de o kadın kocaya kaçmıyor. Evleniyor. Benim ana kalmış. Kimse yoktu. Tamam ama o kadın kötü bir şey yapmıyor. Evleniyor. Ve sevmediği biriyle değil, sevdiği biriyle evleniyor. Anam ben öyle bir şey olsa evlilik asla düşünmem diyorum. Sen düşünmezsin, o düşünmüş. Ama sen öyle bir şey yaşamamışsın. Ayıp bir şey değil ki yeniden evlenmesi. Senin kocan kız ölmemiş. Kız kardeşim, ben Allah'ın seversen dilenirin yine evlenmem ya. Benim çocuklarım ortada olduktan sonra ben kocayı neden siz neden ortada kalsın kadın? Şimdiki kafayla öyle söylüyorsun. Acaba bundan eskiden 25... Eskiden de öyle canım, eskiden ne? 25 yıl önce böyle hayatına böyle bir şey gelseydi, başına böyle bir şey olsaydı. Bilmiyorum yani ne yapardım, ne ederdim. Vallahi ben koyun yerine yemeğe giderdim, çocuklarıma yine bakardım. Kimseye bırakmazdı. Olay farklı yerlere gitti. Bir dakika ya. Dedi ki olay. Bir saniye olay, ama olay farklı yerlere gitti. Yani, bu çocuklarını atmadı ki. Biz bu çocuklarını... çocuklarına ben bakmıyor mu dedim. Bakmıyorum demedi gelme, ki. Ben Emine gideceğim. Emine, bir dakika. Ben Emine gideceğim millet. Ben bunları almıyorum demedi ki. Böyle bir şey yok ki. Ben... Olay sizi öyle bir anlatıyorsunuz ki. Anlatmıyorum. Ben işte Ayfer Hanım'ın yerine olsam evlilik düşünmezdim diyorum. Kezban abla, sen kaç yaşında kaçtın kocaya? Ben kocaya kaçmadım canım, senin konuya gelince. Demek senin kocanın ailesi seni istemeye gelmemiş, şimdi küslerimiş. Ben olsam madem o kaynanayı bütün koyu ayağıma serdirdim, duvar getirdim, ondan sonra evlenirdim. Konuştum da ondan sonra giderdim. Ben öyle, eşim beni sevdi, ben eşimle mutluyum, ondan sonra kocamla mutluyum olmaz. Şirin'e geleceğiz, Şirin de öyle, kınasında anası gelmemiş de ona ağlıyor. Ben o kınayı yaktırmazdım, oğlan da işe girerler, beklerdim. İstersen 30 yaşına kadar bekledim. Ben de kaynanam gelmedi diye ağlamadım. Barış amcasıyla, yengesiyle kalıyordu, geldiler, beni istediler bir güzel büyüklerimden. Düğünümde de her şeyimde de oldular, teyzesi, eniştesi falan yine aynı şekilde. Yani beni istemeye gelmeyen yok. Ben de anası nerede gelmedi ya? Gelmediyse gelmedi, annesi babası. En önemlisi gelmemiş senin ayağına. Kime göre en önemlisi? Benim için değil. Ben tanımıyorum. Ben amcayı, yengeyi tanıyorum. Onlar önemli. Aldığın kocanın anası tanımaz. Onlar önemli. Beni istemeye gelen önemli benim için. Ama şöyle bir şey var bak.
Barış'ın Barış ailesi, tek başına değil. Elanur'dan sebep araları kötü değil. Önceden de evet. kötüymüş. Ama bak kötü olmasa bile ben kız olarak ben de kızım kötüymüş. Ya. Bak ben kızım önceden ya. Önceden de kötüymüş ama. Canım benim Allah'ını seversen. Elanur'un davulun sesi yok. Uzaktan millete hoş gelir, hoş gelir. Anladın mı? Başına gelmemiş de bilmiyorsun. Anam burada boş başa konuşma. Gelen de ortada, var, var, gelmeyen de var ya. Ya. Var benim babam 15 senedir evlenmedi. Kız kardeşlerim istemiyor diyor evlenmedi. İyisini evlenmedi yapmış. Yani. İyi mi yaptım ya? Diyor, iyi yaptım demiyor adam. Yani... Niye? Niye kız kardeşler şimdi evlendi, yalnız kaldı. Evet. Ben ikinciye evlendim, çocuğum var bir tane. Tamam, kötü mü ettim? Tamam. Ya Kezban Hanım ama var ya. Ama canım bak iki kişinin çocuğuna bakmıyor musun? Kezban Hanım. Çocuklara bakmıyor mu? Allah ya bakamasam evlenmeyecek ya. Miydim? Bütün herkesi kattım birbirine. Bırak kim kimle evleniyorsa evlensin ya. Ama sevmek canım, bu sevmek. Evlensinler bak ben evliliğe karşı değilim ama ortada bu. Çocuk var diyorum siz beni anlamadınız ama ya. Neysin ya karşı değilsin de neysin o zaman yani. Çocukları aç kalmamış yani. Açıkta kalmamış. Diğer gezin ana gibi yer bulunmaz. Şirin'e de kızıyorum burada. Ben oğlan işe girerden evlenmezdim. Kezban abla her şeyi yanlış anlayıp anlayıp ortalığı karıştırıyorsun. Evet, başka bir şey değil. Anlıyor. Ortalık karıştırıyor. Karıştırıyorsun. Beni bile diyorsun ki seni istemeyene. Anamız gelmez babamız gelmez de üzülmeyin ne ondan. Ne demek ya üzülmedim zaten diyorum. Kezban abla bir dakika. Şimdi bu işe ben de müdahil olmak durumundayım. Çünkü ben de bir kız evladı olarak ayrılmış bir anne babanın çocuğuyum. Acaba benim annem ne yaptı dersiniz? Yarın buna devam edelim mi? Yarın konuşalım çünkü yemek yemeyeceğiz yoksa. Bir bakalım gelin mutfağa. Ne aşamadasın hayatım? Kreplerin hemen tamam. Bunları bitir. Aynen bitti zaten. Tamam kreplerin de olmuş. Hı-hı. Aa bir tane krepe ne olmuş? Eyvah bu olmamış. Bir şey olmadı sadece alırken. Saracak mısın bunu yine yırtıldı. De? Yırtıldı. Aynen. Tamam yine de sarabilirsin. Aha, sarılır. Peki kreplerini bitir hayatım. Tamam bitti zaten. Şimdi sonucu beyler yok. Sizi dışarı alacağım. Hanımlar sizi de mutfağa alıyorum. Herkes aynı yemeği yapacak. Finalde bakalım kaç puan verecek. Küçük altını, çeyrek altını bakalım kime takacağım bugün. Başlayalım Eyüp ablacığım. Başlayalım canım. Aynen onu diyecektim. Olabilir şimdi yani güzel mi yapalım yoksa şimdi onunki gibi mi yapalım? Ben ona yakın yapmaya çalışacağım. Domates seviyormuş eşi her şeyden önce. Sen yap ben biraz eşinin tabağına benzetmeye çalışacağım. Eğer karısının tabağına 5 verirse çeyrek altını verdim gitti. Çünkü hepsi birbirine benziyor. Düşün senin karın nasıl yapardı sigara böreğini? Benim karım bir kere ince sarar da. Hı. Domates var, biber var. Bakalım kime 5 puan verecek? Bakalım çeyrek altını kime takacak? Ben bu kadar büyük yapacağını düşünmüyorum ama kafam kadar olmuş. Değil mi? Herkesin farklı bir tarzı var bilmiyorum. 4 tane çeyrek var önünde. Bugün ikinci gün. Çeyreğimizin bir tanesini daha bugün gelinlerden birine takacağız. Bakalım 5'i kime vereceksin? Hadi.
Ya bu kadar büyük yapacağını düşünmüyor. Peki. Kesin olmaz dediğin tabağa bir verdin. Aynen. Üç, dört ve beş. Ne kaldık? Dört ve beş. İkisi arasında kaldın. Dört mü, beş mi? Bir daha bak. Hadi bakalım, son kararın mı? Son kararım. Bitti, gel hayatım. Şimdi çeyrek altını birine taktın. Bu tabak kiminse çeyrek altın onun. Ama bu tabak Şirin'in mi onu bilmiyoruz. İkiye açayım. Bakalım iki numaralı tabak kimindi be? Ayfer seninmiş. Üçü açalım. Üç verdi bu tabak. Çeyrek altını bu tabak alamayacak ama bakalım bu tabak kimindi? Ve Zerrin seninmiş. Dördü mü açsam, biri mi açsam? Dördü mü açayım? Hadi bakalım, o zaman yine bir ve beş kalsın. Dördü açıyorum. Dört numaralı tabağın sahibi... ve... Eda Nur. Şimdi Elif kaldı, Şirin kaldı. Bir mi, beş mi? Beş mi, bir mi? Elif sen de gel. Ben de geleyim bari. Senin ne işin sen var acaba? Sen bir otur her yere. Niye o var gel? Ya o sırf tatmak için geliyor. Öyle mi? Benim ne işim var ha? Tamam. Sen bir otur her yere, ne işin var? Ha. Ya Şirin ya Elif. Yani çeyreklerin biri ya Elif'in ya Şirin'in. Kararı da Şirin'in kocası verdi. Ya kendi karına takacaksın çeyrek altını ya Akın'ın karısına. Ya Elif'e ya Şirin'e. Hazır mısın? Şirin mi? Elif mi? Beş puanı yani çeyrek altını kime veriyor? Ve geliyor, 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 geliyor. Geçmiş olsun. Konuşma yani. Şu tabakla şu tabağa bir bakar mısın? Allah'ını seversen bir bak ya. Bir bak, domatesi ben mi seviyorum böreğin içinde ya? Biberi ben mi seviyorum böreğin içinde ya? Burada o kadar eleştirdiler ki bu niye bu kadar kalın diye. Sırf içinde domates var, biber var, seviyor diye. Ne ya? Ya ne? Onda da vardı domatesle biber. Arasında kaldığına bir bakar mısın ya? Bak içine bir bak arasına kaldığının. Ne yapayım yani Allah'ın kaldığının. Yani biliyorsun domates ya, domates ya. Tam ince saraydı. Domates olursa ince sarılır mı ya? Şuna domates girsin, nasıl sarılıyor ince? Yani kendimi şurada rezil ediyorum ya, rezil ediyorum kendimi. Sigara böreği şöyle sarılır mı ya? İşte öyle kapkalın sarılmaz. Sarılır mı? Kendimi milletin içinde rezil ediyorum ki içinde domates seviyorsun diye. Yani evde biliyor ya, sigara böreğini nasıl yaptığımı çok iyi biliyor. Yapıyorum böyle ama burada ben ona tüyo veriyorum ki içine domates koyuyorum, sevdiğin şey. Yani nasıl akıl edemiyorsun? O kadar büyük olacağını düşünemedin. Her zaman konuşmuyoruz mu? Senin sevdiğin gibi yapacağım. Ya bir şey söyleyeceğim. Tamam, kendi tabağını savunabilirsin de benim tabağımı böyle yapıyorsun. Bak şuna, bak şuna. Hayır, bak o şuna. Anlamda değil. Benim bak, tabağımı, kesinlikle kendi tabağımı değil. Ben sadece benim tabağımı aşağı sigara böreği atıyorsun. Normalde böyle olur. Hayır, kesinlikle aşağı tamam, atmak buna değil. Buna bak, buna diyorsun. Sigara, böyle hayır, içine böyle domatesi göstermeye ağlıyorsun, çalışıyorum. Ağlıyorsun, o yüzden bir şey demiyorum. İçine demek domatesi göstermeye yani. Çalışıyorum. İlla ben ilk defa şey. Gördüm sigara böreğinde ben domates. Ben işte seviyor diye şey veriyorum. Sen ben ama dedin ki sararken dedin ki tosta seviyor. Belki bununla da sever dedin. Ben de sana normalde, dedim ki o tost bu ama sigara böreği dedim. Yani söylüyoruz. Ben sana eğer sen, börek tarzı çıkarsa tamam, senin sevdiğin gibi dedim, yapacağım. Tamam, domatesi dedim, tosta seviyorum evet, dedin. Ben de dedim ki sana sigara böreği dedim bu. Mesela, tost değil dedim. Dedim değil ki yaprak sarması falan çıkarsa ince ama börek tarzı çıkarsa senin sevdiğin gibi domatesli biberli yaparım dedim.
Ben ona dayanarak bunu gösteriyorum. Tamam, İçinde da domates var mı anlamında? Yok da ama bu ne ya, buna bak, içi boş diyorsun. Heh, onu diyorum işte, o domatesi sevdiği ama için içine koyacağımı bildiği. Ama onun lezzeti daha güzeldi. Niye ya güzeldi ben söyleyeyim kardeşim? Lezzet ben ıslattım, değil. Yumuşattım, lezzet o yüzden değil. Güzeldi. Şu hepsinin kuru ben lezzeti, ince sarmandan dolayı. O şu an lezzete bakmadı. Ben adım gibi eminim. Lezzete bakmadı ince, ki. Lezzeti de güzel ama benim. Hayır, lezzete bakmadı eminim şu an yani. Ama. Lezzete yo, ben bakmadı. Ben görseline baktım ve iç yani ince sarmışım. Bu da benim kısmetimmiş. Boş verin ya. Üzülmeye inşallah. Sonra kazanırsın diyeceğim ama inşallah hep ben kazanırım. Kendi için vermedikten sonra başkasına verdiğini ne yapayım? Bak, yani şimdi bu altını... Şaka gibi ya, eliyle götürdüğünü... Elife takmanız lazım. Ya sen takacaksın, ya Şirin takacak. Yeşil taksın. Hayır, Şirin taksın. Bence Şirin taksın, hem aradaki buzlar erisin ya. Yo, aramda ya buz olacak, bizim aramızda buz olacak bir şey yok. Ben sadece içini göstermek amaçlı gösterdim bu ne diye. Hani yani hep konuştuğumuz bir şey ki içine biber, domates sen seviyorsun koyarım. Börek tamam, tarzı çıkarsa koyarım. Batırmadan takma. Şuraya takmıyorum. Durdum. Kız nereye takıyorsun? En görünmeyecek yere taktın. Bir de batırma ya. Asıl orada görünür. Yukarıda hiç görünmez ki şeyin altında. Yukarı tak yukarı. Batırma yasın. Nasıl hissediyorsun? Yapacak bir şey yok. Onun kısmetiymiş ne yap. Eşim suçluyken onlara ne diyebilirim ki? Suçlu eşim burada yani. Onlara ne diyebilirim? Ne diyeyim? Hayırlı olsun hayatım. Sağ ol, Allah razı olsun. Git güle güle yerden. Güle güle harca. Altınlarım aldı, yetti mi? Seninki altını aldı, geldi. Dolarlarım. Haydi bakalım. O zaman sofrayı hazırlıyorsunuz, mutfağı topluyorsunuz ve masada buluşuyoruz. Verdin altını ya, elinle verdin, götürdün, verdin. Adamın da canını sıkma o kadar ya. Sen biraz uyanık davrandın diye. Dalga geçer gibi gülüyor. Semih Bey için o kadar değerlidir ki. Değerli olsa gülmez karşımda. Eşini rencide ediyorsun, bizlere karşı. Şu an üstüm şey olduğu için ağlıyorum, ağlamak için değil yani. Tamam, sinirlerim olsun. Bir puanım var ya, o yedikleri bir puanım. Hadi şimdi ben burayı temizleyeyim, son halini yapayım. Sen de masayı güzelce kur. Tamam, masa bende. Onu bari yetiştir lütfen. Haydi peçetelerimizi de yap güzelce. Son 10, 9, hadi aşkım ya, 8, hadi. 7, 6, ya 5, of ya. 4, çatalı düşürdün. 3, 2, 1. Çatal düştü. Ya çatalı düşürdün diyorum, geri dönsene. Nasıl döneyim, orası kapatıyor. Çatalı düşürdün. Fazla çatal, ne oluyor ki düş? Nasıl fazla? Neresi fazla hani? Ha, sayılar tam işte. Ha, tamam, iyi. Elimde kalan, ne yapayım? Peçeteler, ne dedik, ne konuştuk? Ayfer ablan kocası bile buradan daha iyi yaptı ya. Yok artık. O kadar oyalandığı eksi halde var. Tam yaptı. Allah, bu da tam, ne eksik? Şöyle yapacaktın ya şu. Ya. Bak bu. Şu peçeteyi şöyle yapamadın. Bir de senin mutfağına bak. Bak, bakabiliyorsun yani. Gördün mü? Çok güzel olmuş. Eline sağlık aşkım. Senin eline sağlık. Sunumumuzu yapalım hadi, bitsin bir an önce bugün. Verdin altını ya, elinle verdin, götürdün, verdin. Adamın da canını sıkma o kadar ya. Sen biraz uyanık davrandın diye. Dalga geçer gibi gülüyor. Semih Bey için o kadar değerlidir ki. Değerli olsa gülmez karşımda. Eşini rencide ediyorsun, bizlere karşı. Şu an üstüm şey olduğu için ağlıyorum, ağlamak için değil yani. Tamam, sinirlerim olsun.
yedikleri bir puanım var ya, o yedikleri bir puanım. Artık ikinci gündeyiz. Altınlara yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Hatta çeyrekleri dağıtmaya başladım bile. Şirin biraz bozuldu ama Semih gülmeye devam ediyor. Bu işin sonu nasıl olacak bilmiyorum. Neyse, yarın belki Şirin'e takarlar, belli mi olur? Şimdi Semih Şirin Aslantaş çiftinin pizzası var, şalgamlı bulgur salatası var, krep pastası var. Hiç soğutmayalım. Buyurun, afiyet olsun. Herkese afiyet olsun. Var mı başlamak isteyen? Ben. Salatayı çok beğendim ben. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Pizza bence biraz kalın düşmüş. Onun dışında o da güzel. Tatlı çok harika değil. Ama herhalde benim tarzım mı değil bilmiyorum ama kötü de değil. Elinize hafif sağlık. Hafif tatlı seviyorsan hafif. Evet. Aha, onun için. Güzel yer. Zerrin. Ben pizzayı beğendim. Güzel olmuş. Lezzeti yerinde. Hamuru kalın da olsa pişmiş en azından. Çiğ falan değil yani. Kesinlikle salatayı beğenemedim. Ya bana çok fazla böyle yoğun ve ekşi bir tat verdi. O yüzden çok hoşuma gitmedi. Doğru, biraz ondandır. Yoğun tadı. O çok şey yapmadı. Bence tatlı fena değil ya. Tamam, muhallebisi çok şey vermiyor. Tatsız duruyor muhallebi ama krep falan güzel duruyor içinde. Teşekkür ederim. Elif, altını da taktın. Salatayı beğendim. Gerçekten beğendim salatayı. Pizza da güzel pişmiş ama pizzanın tabanındaki şu sosis mi şunlar? Ne? Bir salam. Salam mı? Bir onu beğenmedim. Bir salamda bir değişik bir tat geldi bana pizzanın. Ayfer'le yandan yandan bakışıyoruz, sıra bana gelsin diye bekliyor. Ama Ayfer'cim, sana gelmeden önce kaynanalarım ne yaptı merak ediyorum. Bakayım. Benim nazlı güllerim ne yaptı? Bir izleyelim bakalım, beğendiler mi? Buyurun. Pizzası güzel olmuş kız. Ne güzel olmuş? Pizzası. Neresi o? Bak burasına baksana. Nasıl... Karıştırıp oturma. Yiyip tadına baktın mı sen? Baktım, olmamış. Bu hele hiç olmamış. Vallahi çok güzel olmuş. Ben sevdim bu. Ayfer'inki daha güzeldi. Çok güzel, beni çıkarmış. Aynı, çok aynı yemek lezzetli. Yapmışlar zaten. Ne kıskanç bunlar. Öyle yaparsan seni kimse almaz. Bak, hazır ki rakiplerin de kaçar gider senin. Almasın, ben de yemek yapmıyorum zaten. Niye? Almasın, yapmayayım. Böyle yemek yapılır mı? Hiç mi yemek yapma? Hayır yani, keyfime bakıyorum. Bismillah, sen anavuç evde kalmışsın. Kezban Hanım, sen şimdi bunu beğendin ama haklısın. Bak sana pişmiş gelmiş. Bak ben bunu nasıl beğeneyim? Çok güzel, eline sağlık. Benim hoşuma gitti. Bu şey zanatası da çok güzel olmuş. Tatlısı da çok güzel olmuş. Masayı kuramadı eşi. Onun tabağını da bulamadı. Yere kase düşürdü, çatal düşürdü. Tabii bütün suçunu attı üstüne. Şirin bütün suçu Semih'in üstüne attı. Ama suçlu, tabağını bulamadı, yemeği kısaklı. Yemeği de yapamamış. Kısaklı. Neresinde haklı? Yemeği yapamamış yani, bir masaya mı kaldı iş? Bak, temizlemiş. Gayet de güzel yapmış, sen daha neyin peşindesin? Hayır. Güzel de helal olsun, 3 çeşit menü getirmiş, güzel yapmış. Semih'i suçladı. Gitti orada kocaman böreği yaptı, bulamadın dedi, suçladı. Yemeği kendi yapamamış, bak pişmemiş. Bunda şekeri az. Yani şimdi yine Semih suçlayacak. Yok çatalı düşürdün, yok masayı kuramadın. Sen daha güzelini yap, ağzımı açmıyorum ya. Tabii ki. Sen de bir şey beğenmiyorsun ki Allah'ın seversen. Ben iyisini yaptığım için zaten daha beğenmiyorum. Daha yemek yapmıyorum dedin. Ben yaparsam böyle yapmam. İyisini yaparım o yüzden. Sen hiç yapmam ki dedin. Hayır, yapmıyorum, uğraşmıyorum dedim. Sen de yani. Acaba hayır, gerçekten Elmas abla bunu yap desem yapabilecek mi onu merak ediyorum gerçekten yani. Asıl hani Kezib Hanım, yapamam sen yemek diyor. Yapmıyor mu kız? Yapmıyorum zaten, öyle diyor ya. Vallahi yerim seni Kezib Hanım ya. Şimdi Elmas Hanım'la Kezib Hanım dünyanın evet başka uçları gibiler ama gel gör ki aynı yere oturdular. Bakalım hafta boyunca neler göreceğiz. Nasıl buldun Ayfer'cim? Vallahi nasıl buldum, bu çok ekşi. Yani kızın dediğine katılıyorum. Hazır malzemeler var ya, bu salamlar, sosisler. Eşim de bilir, asla ben ne evime koyarım ne sosis de yerim. Sosis yok, sadece salam mı? He, hiç yemem. Elin emeğine sağlık, ne diyeyim yani. Bir şey demiyorum yani, iyi. Fena değil, orta. Peki beyler, Barış nasıl buldun? Pizza güzel. Ekşili benim istediğim kıvamda. Ama ne yazık ki tatlı da hani bir tat alamadım.
Bana hafif hitap eden bir tatlı değil. Çok kuru. Olmadığı için belki de bir yorum yapmak istemiyorum ama salatayı ve pizzayı beğendim. Ellerinize kollarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Peki. Var mı beyler yorum yapmak isteyen? Peki. O zaman toplatıyorum bunları. Yemek isteyen devam etsin. Eda şimdi devam edebilirsin. Bu arada ay beyler yedi beni yedi yedi. Getirin de yiyin. Allah'ım. Yedi değil. Neydi bunların adı ya? Katmer. 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 Uğurcan dayanamadı. Katmerlerden Uğurcan, de buyurun alın. Benimkiler afiyetle yerken gelsin puan tablomu. Mutfak bahane. Artık yani siz bu işi bilen insanlarsınız ve ben pek çok kişiye örnek olmanızı istiyorum. O yüzden bir vermeyeceğinizi düşünüyorum. Dün güzel bir başlangıç yaptık. Bugün de devam edeceğiz inşallah. O halde herkes isimlerini yazdıysa buyurun geçelim puanlamaya. Peki herkes puanı verdiğine göre buyurun. Hadi bakalım şimdi sorum. Bir var mıdır? Bir yoktur. Yoktur ya. Yoktur. 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 Kimse vermez. Best of'ta bir çıkmaz. Beş var mıdır? Beş de yoktur. Dört var mıdır? Vardır. Eğer verdilerse. Dört vardır. Vardır. Üç. Yani illa ki vardır. O da olabilir. Dört yok. Ama üç ve iki var. Yani best of'a yakışır bir olmamasına gerçekten mutlu oluyorum. Beş var mı? Bir de yok, beş de yok, dört de yok. Var mı söylemek istediğin bir şey? Vallahi tek söyleyeceğim şey Elif abla da altını görünce Semih'e... Yani bu patasım geliyor. Tek şeyim o yani şu an. Kız sakla şu altını gösterip durma. Şu an tek sorunum o yani. Bağırma ağrıyor. Ben de merak ettim. Herkes gününde kendi gününde kendi kazanır diye düşünmüştüm ben. Oğlum, İnşallah benim günümde de sen kazanırsın. Üzülme artık. Adamın da canını sıkma o kadar ya. Bir şey söyleyeceğim. Biz farkında değiliz ama onlar aslında mutfakta konuşmuşlar. Bak bizimkiler yakalamışlar. Ne konuştular? Bir izleyelim. Buyurun. Su ya, ne süslüsü ya. Öyle koymuş. Ne süslüsünden bahsediyorsun yani, hala? Ne olur Semih? Eline verdin ya. Nesi olur? Hala olur diyor ya. Ya ne yapayım yani? Allah'a verdik gitti işte. Bana bir altın borçlusun. Duydun mu? Çık işte bana sana altın zaten alacağım. Bütün altınları ben alıyorum. Sanki borçlusun diye. Tamam mı onlar? Beni soğutturdunuz ya oyunda. Ne? Soğudum oyundan. Neyden soğudun? Oyundan. Hı, soğursun tabii. Of can niye uzatıyorsun ya? Ben uzatmıyorum. Daha orada artistlik yapıyorsun. Onlar söylüyor. İnce sarılır. Söyleme. Ey karıcığım. Söyleme. Niye söylemeyeyim? İlla söyleyeceksin diyorlar mı sana? Tamam ben söyleyeyim. Tamam ya çok koyma yeter. Ben de çok koyayım o da beğenilmesin. Ne gerek? Biz buraya niye geldik ki? Niye geldik? Uzatacak İkinci ya, bak, ikinciye çağrılıyoruz. Bir şansımız daha var. Onu da elinle veriyorsun. Tabii benim ekip arkadaşlarım bir an önce zamanları da doluyor. Çünkü onları uyarma derdindeler. Fakat onlar bence bu da değil. Daha bunun devamı var. Çünkü ben bu kızı tanıyorum. Verdin altını ya. Elinle verdin, götürdün, verdin ya. Neyse, ya konuştuğumuz halde domates, biber sevdiğini yani aşk koyacağımı söylediğim domates, halde biber. Gittin diğer altını elinle verdin. Domates, biber. Senin beş verdiğin tabak da yoktu. Ama o da yoktu, sadece aynen. Hepsinden farklıydı. Hadi domates, hiçbirinde bir şey yoktu. İçinde domates onda. Olana vermiş olsam i̇nce tamam diyeceğim. Bize ama dediğimiz ince sar ya sarar. Her zaman ince, söylüyorum. El lezzetine çok güveniyorum vallahi karama. Ya el lezzeti farklıdır abi. Emin ol ben gerçekten sarsam emin ol benimki de çok güzel olurdu ama ben bilerek biz konuştuğumuz için içine biber, domates sevdiği için börek tarzı çıkarsa Eşim, koyarım dedim. Saf ve temiz duygularıyla nasıl yapılması gerekiyorsa o şekilde yaptığı için muhtemelen altını aldı. Ya işte sen ama, biraz uyanık davrandın diye. Hayır uyanıklık diye. Değil. Mesela yaprak sarması ama dedin ya sen konuştun ben onlara dedim. Evet konuştum. Bak, konuştum ya, ben onlara. Yaprak sarması siz konuşmadınız mı mesela şu çıkarsa şöyle. Bana dedi ki. Ben onun var ya. Mesela ben yalana gerek yok. Yaprak çıkarsa lahana
çıkarsa zaten benimkini biliyorsun. Eşim dedi. Yaprağı ince sarar, lahanayı küçük ince sararım. İnce sarar dedi. Ben aynen, de dedim ki kol gibi niye sardın o zaman domatesi dedim. Domatesi koyunca ister istemez. Ama dedi domates işte falan seviyor dedi. Aynen. Yani domates seviyor. Tosta dedi ama ben dedim ki bu tost değil. İşte biz... Ben uyardım onu. Barış sen ne diyecektin? Bizim daha geçen hafta bir cenazemiz oldu. Eşimin aile dostu bir trafik magandasının hız yapması ve yarışmasından kaynaklı 150 kilometre hızla arabayı ortadan vurarak öldürdüğü iki kişi var dünyada. Ve hiçbir şekilde ölüm yok, yani ölüm yokmuşçasına davranmayın. Altın kazanılır. Onun için şey yapmayın, bu tarz konular için kalp kırmaya, üzmeye, ağlamaya. Bak, sizin gözyaşınız Sevip Bey için o kadar değerlidir ki. Değerli çünkü olsa benim karım için değer. Karşımda. Hayır, yanlış düşünüyorsun. Benim karım için çok değerli benim, onun gözyaşı benim için. Hayat böyle bir şey arkadaşlar. Peki şimdi Semih Şirin Aslantaş çifti Best of'ta ikinci günde yarıştı. Bir şey mi söyleyeceksiniz Zehri? Evet söyleyeceğim. Söyle. Çünkü şey yani Şirin maşallah hiç çeyrekten sonra hiç ağlaması durmadı. Neden acaba? Hani modun gitti, bir şey yapmak istemedin, sürekli eşine sert çıkıştın. Belki mesela hayatım yani yapacak bir şey yok. Onun yüzünden gitti. Ama onun yüzünden değil. Keşke onun yüzünden. Ama olur mu? Sen daha madem eşin ince seviyor, domates mumates boş ver. Daha ince sevmiyor, domates seviyor. İşte bak yine aynı konuya geliyoruz. İnce sevmiyor, domates seviyor, biber seviyor. O zaman domates seven birine versin, seviyor. Domates size versin. Ama işte bu kadar ağlamanı gerektirecek bir şey yoktur. Ya bence. Ağlamam. Hani sert çıkışıyorsun. Ağlamam Semih. Yani kendi isteğim ya da kendi şeyim doğrultusunda olan bir şey değil. Umurunda değil gibi bir şey dedin sanki eşin için. Ama umurunda çok hayır, umurunda çok değil demedim. Yani abim dedi ya, gözyaşları aksa benim için şey olur, umurunda olsam gülmezdi karşımda dedim. Ama bence o biraz seni motive etmek ama şimdi o da çok hatta üzülseydi ikiniz perişan olacaktınız. O biraz seni motive etmeye çalıştı ama tam sen tersi. Çok... O benim güldüğü ya da güldüğü zaman ya da sevindiği zaman motive olmayacağım, tam tersi daha kötü olacağım çok iyi biliyor. Sen bir sorsana niye güldüğünü. Ya... Önemsemediği için güldü biliyorum sor, yani. Gerçekten bilmiyoruz sor. Kusura bakma buradan ben gözlemliyorum hani önemsemiyor falan diyorsun şey yapıyorsun ciddiye almıyor falan. Bence eşini rencide ediyorsun bizlere karşı. Gülmezdi. Sen bu durumda olsan ağlasan eşin karşına gülse ne yaparsın? Hayır, soruyorum. Eşim zaten beni motive etmeye çalışıyordur gülüyorsa hayır, eğer. Çünkü öyle değil ya. Seni oradan sana motive etmeye gelir motive etmeye çalışır o amelde. Ama söyledi ama zaten. Ama karşında resmen gülüyor ama ya. Ama söyledi zaten. Dalga geçer gibi gülüyor. Vallahi bilemedim şıpır şıpır gözünden yaşlar aktı diğer tarafta. Sen belki motivasyon için gülüyorsun ama hadi o bir yere kadar sonrasında karına sarıl ve güç ver ona. Ama gülümseyerek değil. Peki. Tam elinden geleni yaptın. Güzel de yarıştın. Masa puanın için hazır mısın? Hazırım. Ne değişsin isterdin bu yarışmaya yeniden başlasaydın? Ya kısmet değilmiş. Değişecek bir şey de yok. Ama sen yani hani şu an üstüm şey olduğu için ağlıyorum. Ağlamak için değil yani. Ben ağlama dedikleri zaman daha çok ağlarım. Sinirleri mi bozuldu? Tek başıma kaldığım zaman sakinleşirim ama biri bir şey dediği zaman daha çok ağlıyorum. O yüzden sinirlerim yani hani. İşte. Hani. Tamam sinirlerim bozuldu. Bir şey söyleyeceğim. Bu program aslında hepinize birer hatıra. Yıllar sonra bunları izleyeceksin. Şimdi bu gözyaşlarına diyeceksin ki ya ne gerek varmış. Gerçekten. Çok güzelsin, çok tatlısın. Ağlama. Tamam mı? Evet, Semih Şirin çiftinin masa puanı. Ne yazık ki çeyrek altını kaçırdılar. Ama masada bir yok bugün, ikinci gün ve bir yok. Bu gerçekten mutlu ediyor beni. En azından bu adaletli bir şey oldu. Hani evet. Önceki programda yaptığım halde siz bile hani hayranlıkla baktığınız halde, Füsun abla bile hayranlıkla baktığı halde dört tane birim vardı o benim mantığıma. En azından adalet var. Ama bu best of'a yakışıyor. Yani şu an kaybedersem gerçekten üzülmem. Ama o zaman kaybettiğim gerçekten çok zoruma gitmişti. Hele o bir puanım var ya, o yedikleri bir puanım. Onun için kaybettiğim daha da zoruma gitmişti benim. Eminim yani bu hafta kaybetsem bu kadar o zamanki kadar üzülmem. Gerçekten bu kadar üzülmem. Yaklaşmışken. Aynen. Ve finale çıktık seninle. Evet. Best of'a yakışır bir puanlama yapılıyor. Ben de gerçekten çok mutlu oluyorum bu hafta. Peki. Arkadaşlar toplam masa puanı Semih Şirin Aslantaş çifti için
2 puanınız var. Bekliyor muydun? Yani arkadaşların hani tadım yapıp yorumlamalarına göre bekliyordum ama hani dediğim gibi hiçbir zaman adaletli olunmadığı için o yönden de beklemiyordum. O zaman tepsiyi lütfen alıp gidelim. Ay hala gözü tepside, bunu alacak, ismini değiştirecek, kaynanasına götürecek. Ama hediye yapmak istiyorum. Allah'ım, kaynanan bu yayını izlediğinde ne diyecek acaba sana? Şurada şey var, baklavacı var. Ah, bu kızın gözyaşları beni benden alıyor. Yani aslında bugün yine çok iyi dayandı. Geçen haftalarda yani kendi yarıştığı hafta altın üstüne getirdi stüdyonun. Bir puan yüzünden kocasına demediğini bırakmadı, sinirleri bozuldu. Ben bugünden biraz çekiniyorum çünkü çok az tepki verdi. Ama bana kalırsa bu burada kalmaz. Bak benim adım Zahide ise bu burada kalmaz. Ben size söyleyeyim. Biz de güzeldi. Sadece birazcık kalındı fakat kimisi de böyle seviyor pizza. Yani doyurucu olsun istiyor. Ben incelerine alıştığım için. Onun dışında ben salataya bayıldım. Ama ben ekşiyi çok seviyorum. Fakat gayet güzel yapmışlardı, lezzetliydi. Tatlı da tam araslık. Çok kıvamında, çok tatlı değil. Şerbetli olmadığı için de çok hafif ve çok kolay yenebilecek bir tatlı. Vallahi ben sevdim. Şöyle. Benim puanım. Ve bir şey daha, best of olduğu için gerçekten bir puan olması beni acayip mutlu ediyor. Bunu da vereyim mi size? Teşekkür ediyorum. Ve ben... Full fokus çok kızı dinliyorduk ama orada ikimiz mi ben? Korkuttum ya çocukları. Peki arkadaşlar, yarın kimin günü? Bizim. Eda Nurların günü. Bir söyle çocuğun adını. Alfaz. Her ya seferinde Alfaz'ını yazıyorlar ya. Kameralara gel. Can, Vefa. Söyle en küçüğün adını söyle. Akın Efe. Ben de kızımı söyleyeyim mi? Söyle. Ayşe, İhsan. Ve Serin Kumsal. Bütün çocuklara buradan sevgiler, öpücükler. Herkesi çok seviyoruz. Yarın görüşmek üzere efendim. Eda, resmen eve düşen bir yıldırım olmuşsun. Aileyi birbirine hep düşürmüş. Nasıl ben bilmiyorsun? Ben ailemin ya evini bilmiyorum. Ne olursa olsun annen dedim. Yani alttan alttan işi götürüyorsun işte. Sen de bir erkekçi annesin şu anda. Lütfen sakın bana erkek evladım var demeyin. Benim çocuğumu karıştırmayın. Sakin olun. Sakın, sakın. Sakın. Yarışıyor eşler şahane.